Öğrendim yoksa. Bir tane server kullanmak için. Yine chat gibi bir şey. Taraflar soruyor soracaksın. Alıyor daha mantıklı. Tabii tabii, bir taraf soruyor devamlı, öbürü cevap veriyor. Evet. O 5 saniye olmasın. O 5 saniye ben şey yanlış oldu biraz. O 2 request olmazsa arasında bir şey. Yoksa request atıyor. 60 saniye bekliyor. 60 saniye bekliyor. Tabii. Ama bir hata olursa 5 saniyede bir yeri. Merhabalar, ben Eren Can Aslan. Ayda Benchistan'da geliyorum. Kurumsal olarak sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de en eski venture capital business, aynı zamanda bizden sonra çok daha iyi işler yapan diğer venture capital'lar ve melek yatırımcılar da girişimci ekosistemine dahil oldu. Bizler de bundan çok memnunuz zaten. Ailemi biraz tanıtmak gerekirse, portföyümüzde kariyer.net gidiyor gibi iki en bilindik girişimimiz var. Biliyorsunuz gitti gidiyor da eBay'e bir exit yaptık. Hala içeride bir belli bir hissemiz var. Kariyer.net'in %100'üne sahibiz. Aynı zamanda ona yakın başka girişimlerimiz de var. Cimri.com, neredekal.com, sigortam.net, hangikredi.com gibi. Onun haricinde bizim yatırım politikamızda biraz buradan bahsetmek gerekirse, biz daha çok VC aşamasında, yani early stage'den sonraki aşamada daha çok yatırım sürecine dahil oluyoruz. Ama bu demek değil ki seed capital aşamasında olan şirketlere de ilgi göstermiyorum. Orada da bizim duyurmadığımız ama hala yatırım yapmış olduğumuz ve yapmakta olduğumuz projeler mevcut. Bunları kamuoyuna pek duyurmuyoruz ama ancak burada da yatırımlarımız devam ediyor. Ama genel konjüktürde yatırım politikamız nakit yaratma gücü olan ve nakit yaratmış firmalara yönelik oluyor. Bunun haricinde sunum yapan arkadaşlar haricinde de belli bir startup aşamasına gelmiş veya bunu ilerletmiş etmiş arkadaşlar varsa onlarla da molalarda veya etkinlik yapımında vesaire görüşebiliriz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben çok kısa geçeceğim. Ben Canan Çakmakçı, Bilkentsel bir Parkın genel müdürüyüm. Sizler gibi genç girişimciler bu aşamaları geçtikten sonra bizlerin kapılarını çalıyorsunuz. Çok da seviyoruz sizleri bu aşamalarda tanışmanızı. Öncelikle rekor katılım için tekrar teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz 6.sında epeyce tanıtım haline ihtiyaç duymayan bir etkinlik haline dönüştü. Emeği geçen genç girişimciler bugündeki arkadaşları da tebrik ediyorum bu arada. Teşekkürler. Merhabalar, Amel Akarca. Galata İş Meleklerinden geliyorum. Ben Ankara Koleji mezunuyum. Yani Ankara'dan şüphesiyim. Aranızda teyitler varsa her zaman gibi selamlar. Merhabalar. Galata İş Melekleri olarak 2010 yılında bir araya geldik. 2011'de dernek olduk. Türkiye'nin ilk melek yatırım ağlarından birisiyiz. Herhangi bir girişiminiz varsa veya fikriniz varsa utanmadan, lütfen sıkılmadan sıkıştırın. Hepimizi burada gelmişiz, sıkıştırın. Yani bir nimet gibi. Hepimizi yani şeyimizi almadan, iş kartımızı almadan, kart vizitimizi almadan bırakmayın. Her türlü şekilde esas kapımız sizlere açık. Dinlemeye hazırız. Aradan sonra gelen var mıdır bilmiyorum ama aradan öncekiler beni uzun uzun tanıdı. Aradan sonra gelen Örsan Hocam var ama ben onun Ankara Fen Lisesi Lisesi'nden abisi olduğum için o da beni çok iyi tanıyor. İyi okullarda okudum. Tarus Amerikan, Ankara Fen Lisesi. Demin bir arkadaş da şarta sordu. Boğaziçi işletme mezunuyum. Ne bölümü mezunusun diye. Hiç olmazsa buna eklemiş olayım. Çok teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Ben Örsan Örgün. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesiyim.
Aynı zamanda üniversitenin girişimcilik merkezinde direktörlüğünü yapıyoruz. Mehmet abi sağ olsun kanıttı. Evet. Burası Ankara Fensesi kanadı, burası TED kanadı. hem Cyber Park'a hem de Genç Girişimciler Kulübü'nü bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Sinerji, evet. Aynen. Sunum yapacak arkadaşlar da başarılar. Üyelerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de küçük bir hatırlatma yapayım. Sunumlardan sonra 45 dakikalık bir networking aramız olacak. Burada da yatırımcılarımızla kendi projelerinizi paylaşabilirsiniz. Onlardan fikir alabilirsiniz ya da iletişime geçebilirsiniz. Bir snack ikramımız da olacak. Küçük atıştırmalı bir şeyler. Sunumlardan önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Şeyin başında da belirtmiştim, programın başında. Programımız canlı yayınla kaydediliyor. Yani canlı yayında canlı yayındayız şu an. O yüzden sunum yapacak arkadaşlarım da aklında bulunsun lütfen. Sunumlara da geçiyoruz yavaştan. İlk projemizin adı Testlens. Ekrem Bey'i projesini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Ben bir hatırlatma daha yapacağım size başlamadan önce. Sunum süremiz 7 dakika. Herkese merhaba, ben Ekrem Kenter. Size Testlens'ten bahsedeceğim. Testlens, mobil uygulamalar için bir crowdsource user experience platformudur. Kısaca ekipten bahsedecek olursak, 3 developer, bir user interface ve user experience tasarımcısı, bir de her türlü konuda bize danışan bir danışmanımız var. Toplamda 2 ila 11 yıl arası iş tecrübemiz var. Onun üzerinde mobil uygulama yaptık ve bu mobil uygulamaları 20 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettik. Testlens ile temelde çözmeye çalıştığımız problem, uygulama geliştiren şirketler ya da developerlar uygulamayı geliştirirken gerçekten son kullanıcı tarafından beğenileceği varsayımlı uygulamaları geliştiriyorlar. Ve şirket içerisinde genelde yapılan testlerde hata, bug bulunmadığı için uygulama genelde marketlere sürülüyor. Ama burada göz ardı ettikleri bir şey var, kullanıcılar gerçekten ne istiyor konusunda genelde çok bilgileri yok. Dolayısıyla dünyanın farklı demografiklerinden, farklı userlardan kötü feedbackler alabiliyorlar. Bu uygulamalar beğenilmiyor. Bu sorunun kaynağını anlamaya çalışırken ciddi anlamda para ve itibar kaybediyorlar. Probleme döndüklerinde ise, tespit ettiklerinde ise fark ettikleri şey son kullanıcıların beklentileriyle uygulamaların örtüşmediği, farklı telefonlarda farklı maliyetler sebebiyle bu testleri düzgün yapamadıkları için karşılaştıkları hatalar ve mutsuz kullanıcılarla karşılaşıyorlar. İşte tam bu noktada dünyanın farklı yerlerinden test yaparak para kazanma motivasyonu olan kullanıcıları birleştiren bir platform oluşturup bunları son uygulama geliştiricileri sunan bir platform geliştirdik. Yani bu kullanıcıları da sosyal ağlardan ve test sağlayıcılarla yapacağımız anlaşmalardan, müşterileri de hem kurumsal anlaşmalardan hem de sosyal ağlardan bulmayı planlıyoruz. Temelde iki yapı taşımız var sistemimizin. Bir tanesi web paneli. Web paneli müşterilerin kullandığı uygulamaların bilgilerini bize sağladığı, hangi ülkede, hangi kullanıcılar tarafından nasıl bir test senaryosuyla kullanılması gerektiğini belirttikleri şeyler. Biz bu kullanıcıların gerçekten hitap etmek istedikleri kullanıcılara uygulamaları dağıtıp o kullanıcılardan onların beklediği senaryolar dahilinde geri bildirimler alıyoruz. Kullanıcılar ise tamamen bir öğrencinin belki metroda giderken ya da okula giderken kullanabileceği basitlikte geri bildirim vermesini sağlayan bir uygulama geliştirdik. Çok basit, çok kısa bir sürede sisteme girip kendi sosyal ağlarıyla login olup kendi kullanabilecekleri uygulamaları biz onlara gösteriyoruz. Onlar bu uygulamalarda herhangi bir tanesini seçip teste başlayabiliyorlar. Burada uygulamaları yüklemelerini ve uygulamayı kullanırken üzerine geçirdiğimiz bir test katmanıyla uygulamayı hiç terk etmeden çok rahat ve çok hızlı bir şekilde geri bildirim vermelerini sağlıyoruz. Bu gördüğünüz test katmanı kullanıcı uygulamayı kullanırken de geri bildirim sağlayabiliyor. Dolayısıyla çok daha kolaylaştırılmış bir sistem sağlıyoruz. Burada geri bildirim verdiği ekranları görüyoruz.
Markete bakacak olursak Gartner raporları uygulama test marketinin 60 milyar dolarlık bir market olduğundan ve bunun sadece 5 milyar dolarının en büyük 5 test şirketi tarafından paylaşıldığını gösteriyor. Dolayısıyla gene Gartner raporları test marketinin çok fragmented ve özellikle bir konuya odaklanan girişimlerin çok başarılı olabileceği yönünde tespitleri var. Biz de Crowdsource User Experience platformu olarak bu büyük pastadan bir pay almaya çalışıyoruz. Birebir rakiplerimiz olmasa da U-Test, UberTesters, TestPros ve User Testing gibi rakiplerimiz var. U-Test ve UberTesters Amerika'dan, TestPros ve User Testing Avrupa'dan rakipler. Bunlar çok daha bug-oriented ve daha kurumsal uygulamaları test edilmesi konusunda çalışıyor. Biz daha çok son kullanıcı odaklı bir yaklaşım, girişimiz. Gelir modelimiz test ücreti üzerinden alınacak, her testi yapan kullanıcılara aktarılacak olan 1 dolar ila 10 dolar arası, ki bu kişinin profiline daha önce yaptığı testlere göre değişiyor. Bundan alınacak %70'lik komisyon %30'unu testlere veriyoruz. Müşteri aldığımız kısmı %70'i şirkette kalıyor. Eğer müşteriler çok detaylı bir rapor isterse bu raporun ücretlendirilmesi ve geliştirmeye başladığımız SDK kullanımı belli bir noktanın üzerine geçerse onun da ücretlendirilmesi olarak gelir model yürütüyoruz. Türk Telekom pilot mezunu bir ekibiz. Geçtiğimiz dönem Türk Telekom pilottan son 11'e kalan ekiplerden birisiyiz. Türk Telekom teknolojiyle bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye kapsamında bir co-branding çalışmamız var. Şu an sözleşme aşamasındayız. Devam ediyoruz. Şimdiye kadar ne yaptık? Bundan sonra ne yapacağız? İlk müşterilerimiz Moment, Autosoft, Globsys ve Jarvis firmaları oldular. Bunların 3 farklı uygulamalarını test ettik. Çözüm ortaklığı konusunda mobil olarak ki kendisi gene bir Türk Telekom pilot mezunu. Onlarla Gideros Mobile'la görüştük. Onlarla şu an anlaşma süreçlerimiz devam ediyor. User Spots özellikle bizim için güzel bir nokta çünkü onlar çok daha detaylı kurumsal user experience analizleri yapıyorlar. Biz onlarla beraber gene bir çalışma planımız var. Zaten Mustafa Bey'le de beraber çalışıyoruz. Unity bizim için güzel bir imkan. Unity Asset Store'a girip oyun geliştiren firmaların, oyun geliştirici şirketlerinde bizi kullanmalarını çok daha kolaylaştırmak istiyoruz. Peki ne yaptık? 2014'ün ilk çeyreğinde Android ve iOS uygulamalarımızı çıkardık. Şu an hem müşteri tarafında hem de kullanıcı davranış analizini içeren bir SDK yapmak üzere çalışıyoruz. Bunu neyi sağlayacak? Kullanıcı uygulamada herhangi bir şey yaptığı zaman o yaptığı action ile ilgili sorular sorabiliyor olacağız. Bu noktada Facebook'un geçtiğimiz hafta açıkladığı App Links'i de kullanmaya başlıyor olacağız. Yine 2014'ün üçüncü çeyreğinde Unity Asset Store için Unity SDK'larımızı, Unity Library'lerimizi çıkarmış olacağız. Yaptığımız 3 temel uygulamada ne yaptık? 327 tane kullanıcıya ulaştık. Yaklaşık 2 haftalık bir süreçti bu uygulamaların test süreci. Bu kullanıcıların büyük bir çoğunu Facebook üzerinden aldık. Yaklaşık 0.3 dolara bir kullanıcıyı getirdik. Bunların %30'u testleri tamamladılar. Toplamda 621 dakikalık bir geri bildirim seansı vermiş oldular ve bu 320 kullanıcı toplamda 650 tane geri bildirim verdiler. Kullanıcı profilimiz 15 ila 30 yaş arasındaki kullanıcılar çok büyük bir kısmı. Aşağıdaki dünya haritasında ise kullanıcılarımızın nereden geldiğini görüyorsunuz. Dediğimiz gibi biz gerçekten hitap etmek istedikleri kitleye uygun kişiler bulduğumuz için şu an test ettiğimiz uygulamalar işte Türkiye, India ve Amerika, Orta Avrupa gibi yerlerde şey yapmak istediler. Şu an India ve Türkiye'de en fazla kullanıcımız var. Sürenizin sonuna geliyorsunuz. Tamam, zaten son slide'ım. Bu girişimi devam ettirmek için yaklaşık 200 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Şu an BIC Angels'la görüşüyoruz. Hatta onların da burada olmasını bekliyorduk açıkçası. Onlar da son aşamaya geldik gibi ama Galata'dan Ayşe Hanım'la da zaten görüştük. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu 200 bin doların çok büyük bir kısmı marketing'e harcanacak. Dolayısıyla girişimcimizle beraber mutlu bir ekosistem oluşturmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Ya çarşamba görüştük biz zaten. Hikmet gelelim. Niye geleceksin bize? Ya Ayşe Hanım hatta bu ay için çağıracaktı bizi. Onlar da haber vermiyor. Hayır, bizi gönderecek. Elimizin de soruları ve yorumları için 8 dakikası var. Ben bir tane sorayım. Mikrofon kullanıyorum. Şimdi ben tabii teknolojiyi sizin kadar bilmiyorum ki beraber öğreniyorum bir kenar gibi. Var mı bir ismi şu? Şimdi bu
benim yeni bir ürünüm var. Çok gizli, çok özel. Bunu test amaçlı size veriyorum, değil mi test etmenizi? Doğru mu anlıyorum? Çok gizli bir projesi çok bize uymaz. Yani burada zaten IP sorunu mu olacak, gizlilik sorunu mu olacak? Böyle şeyler olabilir mi acaba müşteriyle, potansiyel müşteriyle aranızda? Ya şimdiye kadar görüştüğümüz müşterilerden bunu belirten kısmı çok az. Yani tamamen böyle aşırı kurumsal firmalar dediğiniz gibi öyle bir IP sorunu yaşıyorlar. Ama bizim temelde ulaşmaya çalıştığımız zaten hani aslında biraz rakiplere bakacak olursak işte U-Test 5000-6000 dolarlık testler yaptırıyorlar ve çok detaylı şeyler veriyorlar ve testi bulmaları ona oranla çok daha zor. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey bu marketin %90'ını oluşturan daha küçük uygulama geliştiricilerin test yaptırabildikleri bir platform yok. Onları hedefliyoruz ve onlar dediğiniz gibi öyle çok IP sorunları yaşamıyorlar. Ama kurumsal firmalar için kesinlikle haklısınız. Şey, gamification tarzı şey, kullanıcılar için para kazanmak, yani ne kadar geri bildirilirse o kadar güzel de gamification segmenti koymak için ne düşünüyor musunuz? Bak, şu an ufak şey demeye başladık. Kullanıcılar yaptıkları her şey için direkt dolar vermiyoruz, coin veriyoruz. O 100 coin'i 1 dolar karşılığında exchange edebiliyorlar. 50 dolar ve katları olmadan ödeyemiyoruz çünkü transaction cost'lar falan çok fazla. Ve kullanıcılar yaptıkları her şey için bir experience kazanıyorlar. Sistemde levelleri var. Yani biz o daha yüksek levelli kullanıcılara, müşteri kitlesine göre daha özel testler, premium testler sunabiliyor oluyoruz. Yani ve sözünüzü kestim, çok özür dilerim. İşte mesela sistemde olan bir bug'ı buldu diyelim kullanıcı. Direkt bug finder gibi bir badge kazanabiliyor. Daha sonra müşteriler işte ben bug finder badge'i olan testerları isteyebiliyorum da diyebilecek. Bir yerde güzel. Hoş, güzel bana. Ama güzel. Şey açısından güzel. Oyun, gamification kısmında adamlar bir şeyler yapıyor. Bir badge kazanıyor ama o badge'i aynı zamanda kendi etiketlem, kendi şeyi etiketlem güzel. Şey peki, sizin mesela şu andaki müşterilerden çok dışında olan var mı? Sizler hepsi Türkiye'den. Türkiye'den, Ankara'dan hatta. Aynen. Peki yurt dışı peki açılma mesela bundan sonra atıyorum İngiltere'deki yani Türkiye'de bile bir şey ulaştıktan sonra atıyorum İngiltere'deki bu tarz hani müşteriler arayacağız veya işte Fransa'da arayacağız veya atıyorum Güney Afrika'da arayacağız. Var mı? Şöyle Türkiye'yi muhtemelen daha sonra arayacağız. Global global büyümeyi planlayan bir şirketiz. Şu an yani nereye gideceğiz konusunda Avrupa ve Amerika şu an öncelikli takip edeceğimiz alanlar. Çünkü orada çok daha fazla uygulama geliştiriyor. Zaten şu an yaptığımız her şeyi İngilizce Avrupa yapıyoruz. Türkiye'den daha çok, yurt dışından daha fazla müşterimiz geleceğini düşünüyorum. Sadece bir geri bildiğim şey yapabilirim. Türkiye'de belirli bir yoğunluğa ulaşmanız, yani para kazanma açısından değil, kendi işleyişinizi mükemmelleştirmek açısından aynen yararlı olabilir. Avrupa'ya gideceksin, yani Avrupa'ya gideceğiz diyorsun. Avrupa'da bir ülke veya ülke grubunu hedeflememiz daha hızlı büyümek açısından mantıklı. O açıdan Kanada aslında şu an en çok düşündüğümüz insan. Onlar biraz daha mutlu bir insanlar oldukları için alacağımız geri bildirim daha şey olabilir. Ama dediğiniz gibi özellikle Türk Telekom'la yapacağımız sözleşmenin bize katkısı da o olacak. Türkiye'de çok ciddi bir müşteri potansiyeli ulaşmamızı kolaylaştıracaklar. Ondan sonra Amerika yurt dışına açılabiliriz. Ama şu an özellikle aldığımız geri bildirimler noktasında yurt dışından başlayıp Türkiye ile beraber yürütmek daha mantıklı gibi geliyor. Mantıklı. Pilottan zaten güzel çıkan videolar güzel oluyor. Tamam. Hedef olarak ne kadar testlere ulaşmaya başlıyorsunuz? Yani şu kadar testlere ulaşmayı planlıyoruz gibi bir şeyimiz yok. Yaptığımız finansal şeylerle ulaşmaya çalıştığımız müşterilerle, çünkü müşterilerle birebir tavuk yumurta problemi aslında. Yani yaklaşık 30 bin kadar tester bizi çok rahat 3. yılın sonunda ulaştığımız müşterilerle karşılayacak. Yani esasında şunu soracağım, 200K'lık bir dolar, 200K dolar yatırım almak istiyorsunuz. Bu marketing için harcanacak para müşteri bulmak için mi harcanacak yoksa tester? Yaklaşık %80 müşteri bulmak üzere. Çünkü müşteri bulmak biraz daha zahmetli. Müşteri bulurken aynı zamanda kullanıcı birisi olacağını mı bahsediyorsunuz? Burada 327 kişi var. Yani 30K'ya ulaşması için yani o %20'lik marketin yani 40 bin dolar yeterli olacak mı?
Şöyle yapıyoruz onu. Zaten 1320 kullanıcı da öyle belirledik. İşte test ettiğimiz şeylerden bir tanesi sosyal ağdı, bir tanesi işte runner game'di. Facebook'ta targeted reklam veriyoruz işte. Şu sosyal ağları kullanan, yani kullanıcıları bul bana. Dolayısıyla hani kullanıcıyı müşteri aldığımız noktada getirirsek, yani şu aşamada bizim için çok daha şeyli olur. Çünkü onun uygulamasını kullanabilecek bir kullanıcıya test ettirmek. Mesela kazanma maliyeti ne kadar Facebook'tan reklam verdiğinizde? Bize, yani register olan kullanıcının maliyeti şu an $0.3. Bu kullanıcıların da yaklaşık %30'u teste bitiriyor. Ama şu an $0.9'a test bitiren maliyeti var. Ama şöyle bir durum var. Şu an hiçbir şekilde kullanıcıyı dürtmüyoruz. İşte testi bitirdin, testi bitirmen lazım gibi mekanizmalar yok. Onlar da geldiği zaman yaklaşık %40'lara çıkmasını öngörüyoruz. Amerika'yı özellikle denedik. Amerika biraz o costları arttırdı. Biraz daha orada daha düzgün bir targetlamayla onun da yaklaşık $0.2 seviyesine düşeceğini bir şey soracağım. Şu an müşterilere uyguladığınız fiyatlama politikasıyla alakalı bir soru olacak. Diyelim ki 100 kargı kullanıcı bezine ulaştınız. 100 kargı hepsi o gün estire kafasına estire geldi. Ben bunu test etmek istiyorum dedi. Her bir testini tamamladı ve $1 bedel verdi sizin karşılığında. Esasında sizin $100,000'lık bir maliyetiniz oldu. Orada şöyle bir şey var. Bunu size müşteriniz $100,000'lık maliyet karşılayacak seviyede değil. Yani orada bir cap mi koyuyorsunuz? Hayır. Okey, tamam. Yani bir şeyi soracağım. Bu arada bu testerlar mass kitleden mi seçiyorsunuz yoksa geek kitleden mi seçiyorsunuz? Mass kitleden seçmeye çalışıyoruz. Zaten diğer rakiplerden ayıran kısımda o. Yani çünkü geek kitlemi daha ticari o zaman kullanıcı belirtilerine sahipsiniz. Okey. Bir de bu arada ödeme sistemi olarak coin kullanıyorum dediniz. O ne acaba? Yani o oyunlaştırmanın da bir parçası. Yani 100 şirket içi coin değil mi? Şirket içi coin. Burada peki PayPal ya PayPal. Bitcoin başka bir şey düşünüyor musunuz? PayPal'la ödeme yapacağız zaten. Yani o kazandıkları şeyleri kendi hesaplarına PayPal'la bu pilotla bir ortaklığınız var mı? Pilot yok abi. Yani, pilotun en güzel noktalarından bir tanesi de burada başvurmayı düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle başvursun. Herhangi bir ortaklık almıyor. Daha sonra size Türk Telekom'la beraber işbirliği imkanı sağlıyor. Burada da ortaklık. Siz vardı. Üç ortağız. Üç ortak. Hepsi full time şirkette mi? İkimiz full time şirkette. Bir tanesi yakında katılacak bize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başvurduk. Bir tane verdiniz. Biraz bekleyin dedik. Biraz bekleyin dedik. Çünkü biraz küçük bir ofisti bizim ihtiyaçlarımız. Sıkış ödemizine son bir dakikası. Var olan rakiplerin sizin yaptığınız işe girmesi için orada bir bariyer var mı? Çok ciddi bir bariyer olduğunu söyleyemem. Ama şimdiye kadar özellikle U-Test'in son aldığı $45 million yatırma ve bu yatırımın niçin kullanacağı şeklindeki açıklamalara baktığımız zaman gelecek planlarında böyle gerçekten son kullanıcı odaklı bir user experience platformuna dönüşmeyi planlamıyorlar. Onların genelde yaptıkları şey bug bulmak üzerine. Dolayısıyla hani evet çok ciddi bir bariyer yok ama düşünmediklerini her fırsatta söylüyorum. Çok nerelendiğiniz ya. Bir parça kapıda aynen ya zaten hani Gartner raporları da $60 milyar bir test market olduğunu bahsediyor. Türkiye'de yok ama değil mi? Türkiye'de yok. Evet. Üçlerimizin de zamanının sonuna geldik. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Kolay gelsin. İkram Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Objektifim adlı projeyi dinleyeceğiz. Barış Bey'i sahneye davet ediyorum. Merhaba.
Objective'in projesinden bahsetmek istiyorum ben size. Objective'im hızlıca fotoğrafçılara ulaşmamızı sağlayan bir servis diyebilirim. Ekibimiz, şu an tek başıma buradayım, grafik tasarımcıyım ben. İki yazılımcı ve bir de profesyonel fotoğrafçının bulunduğu bir ekip, dört kişilik bir ekipten konuşuyoruz. Amacımız burada neden biz bu işe giriştik? Özellikle düğün pazarda çok baskın. Düğün, moda, mimari, performans fotoğrafçıları arayan kişilerin fotoğrafçılara hızlı bir şekilde, verimli bir şekilde ulaşması. Bunları ortak ve daha adaletli bir görüntüde yan yana görüp onların arasında hızlıca seçim yapmalarını sağlamaya çalışmak. Ben hemen hızlıca bir de şöyle site üzerinden göstermek istiyorum. Bu arayüzümüz bizim. 4 ana başlıktan fotoğrafçı seçebiliyoruz. Kullanıcılar fotoğraf... Kullanıcılarımız, ziyaretçiler, fotoğrafçıların portfolyolarını bu gördüğümüz arayüzle şehir seçerek, dilerlerse bütçelerini de belirleyerek listeliyorlar. Fotoğrafçıların diğer bilgileri, çalıştıkları şehirler, bütçeleri, kendileri hakkında bilgiler, diğer sosyal hesaplarının olduğu adresler, telefon numaraları ve bir mesaj formunda direkt aracısız bir şekilde fotoğrafçılara ulaşmalarını sağlıyorlar. Kullanıcılar bu fotoğrafçıların portfolyolarını Facebook'ta arkadaşlarıyla Twitter'da paylaşabiliyorlar. Favori listelerini ekleyip daha sonra aramalarını daraltıp tek bir benzer şeyde platformda görmelerini sağlıyor. Tutuyorum, yine burada da tekrar bir eleme yapıp, tekrar bir son bir gözden geçirip fotoğrafçıları yine arkadaşlarıyla paylaşıp diğer mecralarda da arkadaşların fikirlerini alabiliyorlar. Şimdi bizim burada ziyaretçileri, fotoğrafçı arayan kişilere hizmet veriyoruz yoğun bir şekilde ama müşterimiz, bizim objektif müşterimiz fotoğrafçılar. Hızlıca Türkiye'deki duruma baktığımız zaman 100 civarı fotoğrafçı derneği var. Bunların bir kısmı federasyonlara kayıp, bir kısmı değil. 3000 civarı fotoğraf stüdyosu, 4000 civarı fotoğrafçı derneklere kayıtlı olan rakamlar. Yine en az 4000 olduğunu tahmin ettiğimiz, şu an 3000 civarı bir fotoğrafçıdır. Bu işten para kazanıyorlar. Yani Türkiye'de en az 7000 fotoğrafçı, bu İstanbul, Ankara, İzmir olarak 3 büyük şehir üzerinden bu rakamlar, bir fotoğrafçı olduğunu ve bunların insanlara hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Ve bu sayıda teknolojinin de ucuzlaması ve gelişmesiyle hızla artmaktadır. Artı insanlarda son dönemlerde düğün fotoğrafçısı, moda fotoğrafçısı, doğum fotoğrafçısı özellikle ihtiyaçları artıyor ve sosyal alanlardaki paylaşımda hızla ben de böyle bir fotoğrafçıya ulaşmak istiyorum deyip arama motorlarına kaybolan bir sürü insan da var şu an. Bu işi Türkiye'de ve yurt dışında yapan bu firmalar var, benim bildiğim şirketler var, web sayfaları var. Bunun en büyüğü Snapnut. Aslında bizi biraz ilham veren Snapnut'tı. Amerika'da bayağı büyük cirolarla işlem yapıyorlar. Hizmet veriyorlar ve gelirlerinin %10-15 civarında Hindistan ve Malezya'dan elde ettiklerini öğrendik. Bu da ciddi bir sektör olduğunu gösteriyor aslında ve bizim de ileriye dönük Türkiye'yi belki ele aldıktan sonra yine Türkiye Cumhuriyetleri ve belki de Balkanlara açılmamız için bir fikir oluşturabiliyor. Fotoğraf paketi Arnold.com, Duyun.com'da bu işi tam olarak bizim yaptığımız iş değil, hikaye değil ama
Günkom hani düğünle ilgili birçok şeyi verirken, hizmeti verirken bir taraftan da hani fotoğrafçılar da var diye bir bölüm açmış. Buna özel bir yer değil. Armut.com ve fotoğraftaki de hizmetinizi belirliyorsunuz, istiyorsunuz. Bir teklif beklentiniz var. Yine hızlı bir çözüm gibi gelmiyor şu aşamada. O güzel çözümler bunlar. Bizim gelir modelimiz bir ücretsiz olmak üzere 4 farklı fotoğrafçı için üyelik sistemi geliştirdik. Şu anki fiyatlar kısa bir dönem için %50 indirimde şu fiyatlardan oluşuyor. Biz avantajlı paketi fotoğrafçılara yönlendiriyoruz ve hesaplarımızı bu paket üzerinden yapıyoruz. Bu fotoğrafçının bir yıllık maliyeti objektifime verecekleri, ödeyecekleri ücret 12 ay üye olduklarında 2 ayını biz karşılıyoruz. 500 lira gibi bir maliyet. Ki en küçük bir iş aldıkları zaman 1000 liradan başlıyor bu fiyatlar. Bu fiyatın 2 katını çıkarmış oluyorlar zaten fotoğrafçılar açısından da. Zaten insanlar portfolyolarını bir paylaştıkları zaman da arkadaşlarıyla bir fotoğrafçı için bir taraftan da reklam fiyatı denebilir. Affordable bir rakam olarak görünüyor. Biz bu daha önce bahsettiğim 7000 fotoğrafçının, minimum 7000 düşündüğümüz fotoğrafçının %10'una ulaşıp bunlardan da yıllık bir üyelik aldığımız zaman 30.000 liralık aylık bir kazanç öngörüyoruz. Bu minimum bizim öngörümüz. Çalışmaya başladığımız bir son şey. 7000 kişinin %50'sine ulaşıp çok böyle iyi çalışıp, iyi bir marketing yapıp %50'sine ulaşıp bunları üye yaptığımız zaman da maksimum kazanacağımız para aylık 175 bin lira olarak bir rakam. Yani muhtemelen bu iki rakam arasında bir kazanç görüyoruz. İhtiyacımız şu an altyapımız falan hazır. Şirketimiz olmadığı için bir sanal pulsu devreye koyamıyoruz. Şu an üyelerimizin çoğu hatta hepsi ya davetiyle gelmiş ya da hesabımıza aktardıkları paralarla bu iş sürüyor. Ve kurduğumuz şirkette de fotoğrafçılarla gidip hızlıca üyelik sağlayacak bir ekip kurmak bunun maliyeti var. Teşekkür ederim. Şirket değil mi? Şirket yok. Niye? Kurmadık. Yani daha yeni bir oluşum bu. Biz zaten birey birey daha önce ben burada piyasayı da anlatmıştım hatırlarsanız. Orada da aynı şekilde çalışıyor. O şirket kuruldu, o devam ediyor. Bu ekip başka bir ekip kurdu. Yani böyle proje ekiplerle çalışıyorum ben. Peki, şu an kurmadım. Siz o zaman senin projeye ne kadar mesela zamanınız nasıl? Yani %60, %100, %80, hangi saniyesine ne kadar dağıttınız? Konsantrasyon değil mi şimdi? Şu an bunun üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Piyasa zaten kendini götürüyor. Bir şirketle de çalışıyoruz zaten ekip olarak. Şu an %100 vaktimizi bu projeye vermiyoruz. %100 zamanınızı bu projeye vermediniz? Hayır, değil. Bu bizim işte hafta sonları falan ürettiğimiz bir proje. Yani güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Çünkü davet ettiğimiz insanlar bundan çok memnun, fotoğrafçılar. Ben de grafik tasarımcı olduğum için fotoğraf sektörünün içindeyim. Zaten ikimizde bir fotoğrafçı var. İnsanlar memnunlar, seviyorlar, severek kullanıyorlar. İşte biraz daha böyle... Sanki hafta sonu çalışırken işte yatırımcılar... Tabii ki de. Yani şey değil, şu an yeni kuruldu. Ben o yüzden buradayım, şirket kuralım diye buradayım. Nerede kuruldu? Ankara'da buradayız. Yatırım talebi söylemedin galiba. Yatırım, bir rakam söylemedim. Sadece şirket kuralım ve bu işi büyütelim. Burada kaçak kuralım. Konuşalım arada. Şu an anlamadım. Yani biraz şey olarak sıkıntılı. Şimdi piyasa, Türkiye yani 7000 dediniz, İstanbul, evet. İzmir, Ankara. Evet. Hani Türkiye'ye koysak, hani geri kalanda da bir 7000 var ama ulaşması zor diyorsunuz. Mesela bu 7000'den yıllık 3,5 milyon... Yıllık değil, aylık. Hani, pardon. Yıllık 7000 kişiden hani 500 liraya paket satılıyorsa. Hani toplam pazar, yani sizin ulaşmaksa 3,5 milyon lira. %10'unu alacağız diyorsunuz, aylık 350 bin lira. Aylık 350 bin lira olan bir şey için, çünkü onun masrafları falan da var. Orada ne edilecek kar vesaire, şirketin yani değerlemesine etki edecek unsurlar olacak. Çünkü 350 bin hepsi cepte kalmıyor. Ona göre hani şirketin değerlemesini hiç mesela düşündünüz mü? Yatırım mesela ne kadar isteyeceğiniz ona bağlı atıyorum. Yani 500 bin lira yatırım isteyip de atıyorum %10, %20, %90 tamamen rakamları atıyorum. Öyle dediğin zaman pazar küçük olduğu için sıkıntılı. Yani bu
Türkiye'de biz hani biz biraz palazlanıp hemen şuralara şuralara yayılmak istiyoruz gibi bir şey olmasa, çünkü pazar gerçekten çok küçük. Yani bu kadar küçük pazar bir yatırım değil, kendiniz gitmeniz. Pazar küçük ama bu işi yapan yok şu an, ciddi bir şekilde bu işi yapan. Esasında şey, denen yok. İşi yapan yok da şöyle, yani işi yapan yok da mesela 3,5 milyon pazar atıyorum 100 bin lirasını, 200 bin lirasını Armut.com alıyordur. Mesela 100 bin lirası, yani birileri mutlaka ucundan falan tırtıklıyor. Bir iş hani, yapmıyorsunuz da yani, tavan şey değil. Hani, tavan çok düşük. Çok düşük. Evet. Yani o şey, hani ben bu işi yatırım yapmadan bir noktaya getirebilirsin. Çünkü web sitesini yaptıysanız, ondan sonra fotoğrafçılara, hani 7 bin tane Türkiye'de fotoğrafçı varsa, her birini arayıp gidip konuşmanız, öyle yani çok ciddi bir marketing şeyi ne gerek olmayabilir şahsen. Hani 700 bin kişi olsa tamam bir şey bulmak lazım. 7 bin kişiye bir şekilde ulaşılır diye düşünüyorum. Evet. Yani katılıyorum Erhan Bey'e. Biraz daha açayım. Mesela biraz önce ekleme dinlerken zaten ben de tespit etmiştim. Adamla da konuşmuştum. O da dedi ki yurt dışı pazarı o kadar büyük ki müşterilerin gelecekte oradan alacak. Fakat senin ölçek meselesi. Siz kendiniz de nereye kadar büyümüştü? Düşündüğünde sanki bir yere kadar gidiyor, durur. Zaten de tıklar da var. Ölçe nereye kadar gidersen? Yani işte hani Türkiye'de ciddi bir şey aldıktan sonra, yol aldıktan sonra, deneyimle kazandıktan sonra çok yakın hani bu işlerin Türkiye Cumhuriyetleri var. Bunlar bütün sadece şeyler değil. Rusya var ve yani Balkanlardaki ülkeler var. Cidden bunlar hatta biraz böyle Akdeniz'e yaklaştıkça ve hafifçe doğuya gittikçe düğün, eğlence falan bunlar da ciddi paralar harcanıyor oralarda. Yok, iş olarak bir şey olacak bir şey değil yanlış. Aynen böyle değil yani. Nereye kadar büyüyor değil mi? Yani şey, kocaman... Ucu evet şey değil yani bir yerde duruyor, bir yerde çarpıyoruz. Yani ihtiyaç var. Evet. Okey, burada bir sıkıntı yok. Bunu almak isteyen, hani buradan mesela insanlar duysa, fotoğrafçıları buradan bulmak isteyen de olur. Ancak yatırım, yani şey olarak, girişim olarak güzel bir girişim. Kendi başına diyor ama yatırım cihaz aranması, yatırım içine girdiği zaman o zaman yatırımcı açısından sıkıntı var. Yatırımcı açısından ki şeyi duymak için ben buradayım açıkçası. Yatırımcı açısından sıkıntı. Yani benim şey deneyimim yok, iş geliştirme deneyimim yok. Ben grafik tasarımcıyım ve en fazla bu işin analizini yapıp en düzgün şekilde çalışan bir sistem kurmak üzerine çalışıyorum. Ama bu işin business kısmında sizin iş tanıdığınızı kabartırsa sizden öğrenmek ya da sizinle ortaklık yapmak için buradayım. O da esasında yalnız bir eksi taraf. Şimdi melek yatırımcı olarak yönetim kuruluna girdiğimiz takdirde en fazla vereceğimiz ve sana vermemiz gereken şey danışmanlık. Ben de dün derste bir örnek verdim. Atıyorum ben derim ki bu kalemi yere bırakırsam yer çekildiği bir şey var, düşer, kalem bozulabilir. Ama ben bunun arkasından sana şey diyemem, hani kalemi yere atma diyemem. Bu tamamen senin şeyin olması lazım. Hani bir işi sizi götüreceksiniz. Biz sadece orada geri bildirim veririz. Aman şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Veya büyütmek istediğiniz zaman, bak şurada tanıdığımız bizim birisi var. İşte onlara gidin konuşun, size açsın işte bir şeyler diyeceğiz ama şirket oturup biz götürmeye başlarız o zaman bizim hayır, işimiz. Şirketin bir şey var, giremez. Bence siz götürebilirsiniz bunu bir şey olarak. Eğer web sitesi bitmiyse, yani işleyen bir şey varsa. Sistem işliyor, işte bunu tanıtınız. Tanıtım neydi? 7 bin kişisiniz, 7 bin tane kişiniz var. Yok şimdi bu şöyle bir şey. Ne kadar çok fotoğrafçı olursa o kadar çok ziyaretçi olur. Ne kadar çok ziyaretçi olursa o kadar çok fotoğrafçı olur. Haliyle ziyaretçileri çekmemiz için bir ciddi bir network ve tanıtıma ihtiyacımız var. Bu esas yemek sepeti sizin için en büyük örnek, onların nasıl başladı? Şimdi restoranlara gidiyorlar, kaç kişi var, kaç kişi geliyor? Evet. İnsan restoranlara nasıl insanların gelmesi? Onların örneği sizin için bence ilk başta çok minimal şeyle fotoğrafçıları maksimumda arttırıp ondan sonra girer ve word of mouth'la insanları getirebilirsiniz. Atılacak bir adım daha girişimci tarafından yapılabilir mi? Yok evet, aynen öyle. Biraz daha kendisi gitsin, biraz da siz de göreceksiniz. Kötü bir şey, güzel bir proje ama yatırım bizim açımızdan bir pazar küçük olduğu için sıkıntılı geri dönüşler, girersin çıkamazsın, kalırsın. Ben bir soru soracaktım. Facebook veya Instagram'ı da kullanıyor fotoğrafçılar aynı zamanda. Evet. Onlar nasıl rekabet öngörüyorsunuz? Yani doğal bir rekabet söz konusu aslında.
Sonrası da yapmış acaba. Snapchat Amerika'da fotoğrafçılar üzerinden devam ediyor ama şimdi fotoğrafçılar sosyal ağları kullanıyor. Bizim kendi arayüzümüzde de bu ağlara bir engel koymadık. Çok arayıcı değiliz. İnsanlar buradan devam ediyor. Bizim buradaki çıkış noktamız şu, fotoğrafçı arayan kişinin Instagram, Facebook, Google, herhangi bir arama motorunun içinde kaybolmadan hepsini derli toplu bir yerde görsün. Bir yerde derlesin ve fikir alsın. Şu an içeride kaç tane fotoğrafçı var? Şu an içeride 50 civarı fotoğrafçı var. Ne kadar stüdyo, ne kadar amatör fotoğrafçı? Bunların hepsi bu işten para kazanan fotoğrafçılar. Yani anladım. Yani bu işte hem amatör olarak para kazananlar, bir de profesyonel olarak stüdyosu vesaire olarak para kazananlar olabilir. Öyle bir istatistik var mı ya takip? Şu an yani rakam çok küçük bir şey, bir anlam ifade etmiştir. Siz mi davetliyorsunuz mu? Bir kısmını da ilk başta çevremizde, yakın çevremizde davetiyle başladık. Sonra onların çevresindeki insanlarla, rakipleriyle falan arama motorlarını görünce... Anladım. Fotoğraf paketim vardı. O nasıl işte, fotoğrafpaketim.com mu? Öyle bir şey vardı. Evet, o fotoğraf paketinde de giriyorsunuz. Ben şu tarihte düğün yapacağım, bütçem de şu kadar diyorsunuz. Size fotoğrafçılar ilgilenirse o tarihlerinde size geri dönüş yapıyorlar. Anladım. Biraz daha girip haber veriyorsunuz. Ekipte kaç kişi var şu an? Siz varsınız. Ben varım. İki yazılımcı ve bir de fotoğrafçı arkadaşım. Yazılımcıların işini zaten bitmişler artık. Düzenli olarak biz hala feedback alıp geliştirmeler, iyileştirmeler yapıyoruz. Peki hiç dışarıdaki stüdyolara vesaire gittiniz mi, uğradınız mı? Henüz yapmadım. Henüz şey yapmadım. Böyle bir sıcak bir temasımız yok. Bu 25 TL'yi neye göre belirlediniz? Yani öyle bir feedback mi yani? Şimdi şeyi aldık biraz. Ortalama minimumda tutarak düğün maliyetlerini, yani düğün çekimine giden bir fotoğrafçının kazandığına göre oranladık. Evet, oranladık ve onun yarısını tuttuk. Teşekkür ederim. Son bir şey ki mesela şöyle bir şey belki düşünebilirsiniz. Şimdi bunu stratejik satış, yani exit olarak bir kurgulama şeyiniz olabilir. Çünkü şimdi piyasa küçük, ancak bunu belirli bir noktaya getirip benzer ürün veya hizmet satan daha büyük nasıl diyeyim, portallar olabilir, web siteleri olabilir vesaire. Onların içine hani bunu da alırsanız sizin portföyünüz daha gelişecek gibisinden şey, ona bir odaklanabilirsiniz. İkincisi biraz daha yatay, şimdi fotoğrafçılar var. Buraya gelen kişi başka nelere de ihtiyaç duyabilir, başka duyabileceği hizmetler var mıdır gibi. Onları belki düşünüp belki öyle bir şey gelişme olabilir. Onun üzerinde de düşündük ve hani burada gelir modeli olarak çok onu da yansıtmadık. Bir taraftan buradan gelir sağlayıp en azından ana sayfada da hani ürün tanıtımı olabilir ilk girdiğimiz zaman, ya da fotoğrafçıların bu kendi portfolyolarını oluşturdukları alanlar var. Buralarda onlarla ilgili biraz daha fazla bilgi alabilirsek, çünkü sosyal accountlarını da takip ediyor olacağız. Bilgilerine göre oradan ürün yerleştirmesi yapabiliriz. Ya siz şirket kurun, bir gidin ya. Bir gidin, bir görün siz de. Ya çalışın, terleyin. Ya zaten tecrübe var. Kıyasla da aynı şekilde yani. Bir tecrübeniz, bir tecrüben var. Abi git ya, ne olacak bakalım. Gidiyorum değil mi? Buraya uğradım. Gidiyorum ya. Şüphelerimizin süresinin sonuna geldi. Son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de üçüncü projemiz Galileo 3D Capture and Measure. Tufan Bey'i sahneye aldırıyor. Merhabalar öncelikle.
geldiniz hepiniz. Böyle bir organizasyon için öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Ağlam biraz küçük, genelde hareket ederek soru yapmasını severim ama mümkün olduğunca hareket etmeye çalışacağım. Benim projem biraz daha farklı, aslında bizim projemiz biraz daha teknoloji tabanlı bir projeden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle kendimizle başlayalım. Ben 2010 Otlu Meteoroloji Malzeme Mühendisliği bölümünden mezunuyum. Ve projenin iş geliştirme ve pazarlama kısmından sorumlu olan kişiyim. Yani ofisin dışında duran, potansiyel müşterilerle konuşan, bakın siz ölçüm işlemlerinizi nasıl yapıyorsunuz, bizim böyle bir prototipimiz var, hadi gelin bizimkilerle yapalım. Ne tür değerler, çözümler sunabilir size vesaire araştıran. Daha sonra ofise geldiği zaman iş modelini esneten, karalayan, silen, yeni maddeler ekleyen, yeni maddeler çıkaran kişiyim. Ortalama vokal yarık, o da 2009 ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. O da işin teknik kısmından sorumlu. Biz yaklaşık 16 yıllık bir arkadaşlığımız var. Ortaokul, lise, üniversite beraber geçti. Şimdi projeyle devam edeyim. Galileo 3D Captive Measure nedir? Dediğim gibi birazcık daha teknoloji tabanlı bir proje. Umarım bu bağlamda da ilginizi çekebilir. Özel bir fotoğraf makinesi olarak düşünün, ekranda gördüğünüz cihazı. Bu cihazı özel kullanan nedir? Bu cihazda çekilen fotoğrafların hepsi akıllı fotoğraf özelliğidir. Akıllı fotoğraf bizim kullandığımız bir terminoloji. Ne demek akıllı fotoğraf? Çekildiği mekanın ve bu mekan içindeki tüm objelerin üç boyutlu bilgilerini kendi içerisinde saklayan fotoğraftır. Yani Galileo ile fotoğraf çekiyoruz. Daha sonra fotoğrafı bilgisayarımıza atıyoruz. Yani Galileo için özel ettiğimiz yazılımımızı bilgisayarımızda çalıştırıyoruz. Ve nereye ölçmek istiyorsak sadece orayı seçiyoruz. Ve açı olsun, uzunluk olsun, alan olsun her türlü bilgiyi elde edebiliyoruz kısa bir sürede. Ne fotoğraf çekerken ne de ölçüm yaparken hiçbir şekilde kalibrasyon yapmanıza gerek yok. Referans alanı tanımlamanıza gerek yok. Yapmanız gereken sadece rastgele fotoğraf çekmek, turist gibi. Daha sonra da ölçmek istediğiniz yerleri seçmek. Tüm ölçümler 3 boyutlu. Yani mesela bir fotoğrafın içinde bu duvar var, bu duvar da var. Bu duvardan da ölçüm olabilirim, bu duvardan da ölçüm olabilirim. Yine hiçbir şekilde kalibrasyon yapmanıza gerek yok. Şimdi pazarımız ile devam edeyim. Şimdi sonuç olarak bizim dikeyde derinleşmiş bir teknolojimiz var. Fotoğraf ya da video üzerinden ölçüm teknolojisi. Biz yatayda kesebildiğimiz kadar farklı sektör kesmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde her sektör içinde farklı gelir modelleri sunmaya çalışıyoruz. En başta mimarlık ofisleri ve inşaat sektörü. Biliyorsunuz Türkiye'de çok hızlı büyüyen bir sektör. Yaklaşık 7000 adet mimarlık ofisi var Türkiye'de. Dışarıya çıkan, ölçüm yapan firmaları baz alırsak pazar büyüklüğü Türkiye'de yaklaşık 5 milyon TL civarında. Ama bizi heyecanlandıran kısım işin global boyutu. Çünkü çok benzer bir ürün piyasada yok şu anda. Pazar büyüklüğü, hedef kitleyi Avrupa datalarıyla oranlarsak pazar büyüklüğü 50 milyon çıkıyor. Dünyada daha da fazla olacaktır tüm dünyayı baz aldığımız zaman. Diğer bir müşteri segmentimiz belediyeler, belediyeler reklam ilan panolarının metrekare başından vergi alıyorlar, ölçemiyorlar çoğu reklam ilan panosu yerin yukarısında olduğu için. O yüzden böyle fotoğraf üzerinden ölçüm yapan sistemlere ihtiyaç duyuyorlar. Büyükşehir belediyeleri 500 bin lira civarında gidiyor, ilçe belediyeleri 150 bin lira civarında gidiyor. Tüm Türkiye'ye alırsak yine yaklaşık 5 milyon TL'lik bir pazardan bahsediyoruz. Yine kentsel dönüşüm ve hak sahipliği tespiti uygulamaları, harita mühendisliği uygulamaları, emniyetin olay yerini inceleme bilimleri ve fason üretim firmaları, özellikle Çin'i bu konuda çok önemsiyoruz. Örneğin bir masa, boyutlarını merak ediyorsunuz, aynısını üreteceksiniz, fotoğrafını çekip elde edebiliyorsunuz. Şimdi yatırım miktarını da aslında finansal tablo üzerinden anlatmak istiyorum. Bunlar tabii ki sadece projeksiyon, öngörüler. İlk sene eğer 1200 adet üründen satarsak, yani gelir modelimiz ürünle beraber gelen yazılım. 1200 adet satarsak yaklaşık giderimiz 1 milyon TL civarında oluyor. Ve bunun büyük bir çoğunluğu da donanımımızın Çin'e outsource ettirilmesi. Dolayısıyla yatırım miktarını belirleyen şey aslında donanımın Çin'de imal ettirilmesi. İkinci sene 3000, üçüncü sene 8000 adet satarsak ki finansal tabloyu görüyorsunuz şu anda. Dolayısıyla ilk seneki giderimiz aslında yatırım ihtiyacımızı belirliyor ama bu tabii ki hani iş ilerledikçe 1200 tane yapmayabiliriz, 500 tane yapabiliriz aşamada dediğimiz zaman
miktar düşünebilecekti. Sadece bir fikir versin diye koydum bu tabloyu. Vergi öncesi net karı projeksiyonunu görüyorsunuz. Son olarak da ürünün tanıtım videosuyla bitirmek istiyorum. Süresi ne kadar acaba? 2 dakika. Bir metrelik versiyonu var, 60 santimlik versiyonu var. Ölçüm yapacağız mesafeye bağlı olarak değişiyor. Biz bu arada soru soralım mı hocam? Tabii buyurun. Prototip var mı? Ürün var. Ürün var. Kaç tane var? Bir tane var şu anda. Şöyle anlatayım, o da nasıl gelişti. Biz ilk prototipi yaptık. Üretimi zor. Fotoğraf makinelerini alıyoruz. Açın açıyoruz, dilim yapıyoruz vesaire. Dedik bizim bu işten çok para kazanmamız lazımsa eğer ve kazanmak istiyorsak kısa vadede iki kişi çok fazla üretebilmemiz lazım diye düşündük. Dolayısıyla yaklaşık 6 ay 7 ay sadece donanım üzerinde çalıştık. Biz bunu kısa sürede nasıl üretebiliriz diye. Şimdi yaklaşık 1 ayda 30 ila 40 adet 2 kişi üretebileceğimiz bir noktaya getirdik. Yani fotoğraf makinelerini pazardan alıyoruz. Teknoloji ve başka bir yerden. Profilin üzerine vidalıyoruz. Dolumumuz hazır oldu. Ama 2 numarayı, 3 numarayı yapmadınız. 1 de kalmadı. Daha yapmadık abi. Sizin gelir modeliniz sonuç olarak şey, aletin satılması, aletle gelecek software. Evet. Böyle ama dediğim gibi müşteri segmentlerine göre gelir modelinde çeşitleyebiliriz. Mesela belediyeler, belediyelere hizmet satılabilir. Şu anda çalıştığımız noktada o zaten. Ürünümüzle ürün satmadan tabeliler çekip ölçülüp belediyelere ürün ölçüleri şeklinde hizmet verilebilir. Siz şimdi mesela atıyorum yatırım arıyorsunuz güzel. Yani bir melek yatırım arıyorsunuz. Peki size yatırım yapacak mesela bir melek yatırımcıdan para dışında ne bekliyorsunuz? Satış kanalları açabilmesi tabii ki yani herkes için. Çünkü şu anda çünkü bizim en önemli gördüğümüz nokta o. Bir pazara girip ürünü satmak istiyoruz. Sizin gidebileceğiniz hani bayağı bir yer var. Şöyle anlatayım. Ürün zaten geliştirilme, ürünün geliştirilme sırasında iç mimarlarla görüştük. Dedik bakın böyle böyle projemiz var, işinize yarar. Onlar nasıl çalışıyor onları anlamaya çalıştık. Ölçü alıyorlar detaylı bir sürü, bir de fotoğraf çekiyorlar çok ilginç bir şekilde. Yani ölçü yaptıkları yerlerle ilgili bir hatırlatıcı mahiyette bir bilgiye sahip olmak istiyorlar. Biz dedik ki o zaman bizim ürünümüzle fotoğraf çekin, ölçümüzü alın. Şu anda iç mimarları gezeceğiz. Yani ürün daha yeni bitti, web sitemizi geçen hafta açtık. Broşürlerimizi falan yeni hazırladık. Yani şu anda kapı kapı gezip iki kişi... TÜBİTAK 1512 destekli bir proje, o yüzden. Teknoloji için kesinlikle. Evet, 1512 destekli aldı. Amerika'da satış kanalı açması ne? Yani zaten hani mesela belediye gideceksiniz, göstereceksiniz veya mimarlara gideceksiniz. Bir melek yatırımcıya girdiği zaman hani ben şu filmi gitmeyi biliyorum, bu filmi gidiyorum en fazla. Şimdi zaten hani ekstra bir size şeyi, yani teknolojik bir yardımı olması imkan zaten siz. Olayı geliştirdiniz yani. Evet, şimdi şöyle, biz belediyelerle çok konuştuk. Yani burada teknolojik olarak yani girdiğimiz bir şey, hareketimci olarak kendilerine de teşekkürler esasında. Ne kadar birim fiyatı? Şu an bizim planımız, şimdi şöyle, gelir modeline bağlı. Yani o birazcık hani işte mentorluk desteğine ihtiyacımız var aslında bu konuda. Örneğin biz belediyeye iş yapacaksak ilk etapta... Global bir hale dönüştürürsek ürünü, tanesi yaklaşık 1500-2000 TL. Mesela? 1500-2000 TL. 2000 TL arası. Eğer ki o gelir modelini düşünürsek. Ama mesela belediye... Ne dahil olur? Fotoğraf çeken o cihazı alıyorsunuz ve yanında yazılımı geliyor. Yazılımdan sonra ben seni kişi ödeyemiyorum. Hayır, yani şu anda öyle bir model düşünmedik. Çünkü çok itici geliyor bizim konuştuğumuz kadarıyla iç mimarlar. Ama şu olabilir, yani mesela yazılım geliştirilebilir. Şöyle anlatayım onu da. Mesela fotoğraf üzerinden ölçüm yapıyoruz ya. Şu anda mesela video üzerinden ölçüm yapmaya da çalışıyoruz. Fotoğraf üzerinden ölçüm yapan şu kadar. Bunu upgrade edip video üzerinden de ölçüm yapmak istiyorsanız şu kadar. Ya da ölçümleri direkt AutoCAD'a aktarmak istiyorsanız
Ona kalırsa şöyle bir şey yaparsanız daha en azından ayak kaldırmak açısından daha rahat olabilir. Siz makineyi satmayın, kiralayın istiyorum. Yani benim bir projem var mesela, imalat ofisi vesaire. Durmadan belki o şey gelmeyecek, yani benim bir ölçme ihtiyacım var. İşte 10 gün için ben size bunu kiralıyorum diye, işte şu kadar olur, bu kadar olur. Hani siz şeyden kurtulursunuz, hani ben bunu siparişini alacağım, bunu satayım. O ayrı çünkü pazarlama şeyi gerekiyor, bunun garantisi, işte yedek servis falan böyle bir zımbırtılar var. Ben bunu size bir izleyeyim. İşte bozulursa, işte sizden de bir şöyle bir para alır, sizin şeyiniz hakkında olursa şöyle bir şey olur. Yani o zaman elinizde atıyorum 15-20 tane alet olur. İstediğiniz göre ayarlarsınız masraflarınızı ilk aşamada. O, onu biz de... Bu güzel fikir de, ben şimdi ben de başka bir boyut getireyim. Ben şimdi sana para veremeyeceğim ama bir akıl vereyim. İşte bu daha önemli. Belki de, deme yani. Bunu mesela 3D yazıcı ile konuşturabiliriz. Yani şimdi şöyle, düşündük ama de yani şu anda bizim işin açısından yazılım kısmı birazcık zayıf. Yani Hokkaido elektriği. Yani nereyi yapamıyor? Yani şurayı yapamıyoruz, şu çalışmıyor. Yani mesela şu anda hiç şeye çalışamıyoruz. Yani bu aldığımız ölçüleri direkt AutoCAD'e aktaralım, yapamıyoruz yani şu anda. Ama bunu tür... mesela CATIA'ya aktaralım. Ya da CATIA'ya aktaramak için çalışmıyoruz şu anda. Ama yani tabii çok şu anda direkt bir gelir elde etme çabası içerisinde çalışıyoruz. Benim bir görüşmekte olduğumuz bir girişim var. Yerde katliye yazamıyorum. Üç boyu. Belki orada bir katliye olabilir. Yani katliye yazamıyorum. Nasıl? Yani üç boyutlu olması. Yani şöyle birçok açıdan fotoğraf çekip o zaman tüm ölçülerini elde etmek gerekiyor. Hangi objeyi ölçüp hangi boks bir saniye. Zamanınız kısa olduğu için sizin sorularınızı arada alsak sadece jürilerimiz yorum yapsa süre arasında. Teşekkür ederim. Benim hakkını verdim. Ben sonra sorsun ya. Sorsun. Arkadaş. Bir soru alalım o zaman. Şöyle bir arkadaş. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Zaten herkesin elinde akıllı cihazlar var. Aha. Yani bu 1 metrelik 60 santimlik o sizin cihazlarınız muhtemelen birbirlerine referans alıp işliyor. Biz bunu bir şey yapıp kendi elimizdeki cihazı bir bu elimizde tutup yani bu mesafeyi default olarak bir böyle bir şeyle geliştirebiliriz. Belki daha ya biz bu Türkçe'de çok kafa yorduk. Hareket iki pozisyon yani iki kamera pozisyonunu çok iyi bilmemiz lazım. Orada milimetreler oynuyor yani sizin buradan çektiğinizle buradan çektiğiniz fotoğraf arasındaki yani buranın x-y ile buranın x-y çok iyi bilmeniz gerekiyor. O gyro ile çekelim dedik olmadı. Ya da webcam deneyelim tableti kit olsun sizin dediğiniz gibi denedik. Bir de yazılımda hani problem yaşadığımız için şu ana kadar ama bunlar ileride yapılabilecek işler yani. Ölçeklendiriyorlar. O yaptığımız uçakla böyle bir roket şeyiyle görürüz. İnşallah. Yani biz diye Amerika'da var, komik bir şimdi dediniz ki yani şu an hani iddiayı kuşullardan ayda 30-40'dan üretebiliyoruz. Teknosa'dan bakıyoruz. O projeksiyonlarınızı ilk 1200 tane satmayı... Tabii yatırım alırsak ki... Ben ilk soruma bağlayacağım. Yatırım alırsam parayı ilk nereye harcayacağız? Parayı ilk nereye harcayacağım? 1000 tane Çin'e yaptıracağım dedim. Üretim oraya, outsource edeceğim. Yazılımcı alacağım tabii ki. Bu tür problemler. Bir arkadaş, arkadaki arkadaş. Ben sektörlerin gelişsiz, belki askeri, savunma sanayi sektörünü atladınız mı diyelim. Bence çok birebir alakalı bir arttı. Ve mesela sizin kameranızla çekilmiş, haritalandırılmış bir şey diye Google Maps gibi. Yani onun üzerinden sizin yazılımınızı ölçmek de mümkün olacak. Olmuyor. Yani bizim makinemizle çekilmesi lazım. Hayır tamam, sizin makinenizle çekilmiş haritalar düşelim. O zaman ölçüm yapabilir miyiz? Ölçüm yapabiliriz ama yani, o yapılıyor zaten. Var yani, havasal fotogrametri diyorlar. Hı. Yani harita mühendisleri zaten o işini yapıyorlar. Sizinki daha kolay gözüküyor. Biz daha hani, evet, yersel fotogrametri. Jürilerimizin başka eklemek istediği bir şey yoksa süremiz doldu çünkü. Çok etkileyici bir şey ama makine üretmek kısmı. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam.
diğer projemizin adı ise Tax. Projesini anlatmak üzere Mustafa Akın'ı sahneye aldık. Sadece app yazmayın, app kullanmayın, app yazın. Ve program öğretmeleri istedim. Benim sistemimin adı PAX. PAX, açılımı Programming Assignment Grading System. Yani kısaca programlama ödevlerini notlandırıyoruz. PAX kısaca şöyle çalışıyor. PAX bir bulut bilişim ve Docker diye bir teknolojiyi kullanarak öğrencinin kodunu sanal serverlarda çalıştırıyor. Öğrenci sayısı arttığında bu bulut sağlayıcılardan daha fazla sunucu kiralayıp bu Docker teknolojisi sayesinde de öğrencinin kodlarını herhangi bir makinede izole ve sorun olmadan ve birbirlerinin kodlarını bozmadan çalıştırabiliyor. Ve öğrenci sayısı azaldığında, yaz geldiğinde, akşam olduğunda ve bu serverları azaltarak kullandığın kadar ödev modelini uygulayabiliyoruz. Bu proje Docker kullandığın bu izolasyonu ve güvenli çalışmayı sağlayan teknolojinin ilgisini çekti. Normalde bu Docker şirketlerin kendi programlarını sorunsuzca çalıştırmaları için kullanılan bir şey. Fakat eğitim alanında böyle bir şey kullandıkları için bununla çok ilgilendiler ve internetten bir mülakat yaptık. Bir röportaj yaptık ve bu röportaj onların blogunda yayınlandı. Ben kendim reklam yapmadım. Bu mülakattan sonra Hindistan'dan ve Amerika'dan kullanmak isteyen öğretmenler benimle iletişime geçti. PAX'ın en önemli özellikleri web arayüzünden standart olması. Telefonunuzdan ve herhangi bir cihazdan hiçbir şey hazırlamadan kodunuzu orada çalıştırabiliyorsunuz. Herhangi bir dil ve kütüphane de kullanılabiliyor ve kodlar güzel ve güvenli bir şekilde çalışıyor. Ve öğrenciye en büyük faydası anlık geri bildirim oluyor. Öğrencilerin ben Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Öğrencilerin bize şikayeti, benim bilgisayarım çalışıyordu. Seninkin de çalışmıyorsa o senin sorunun diye bize şikayet ediyorlar. Bunu çözmek için ödev testinden sonra devamlı mailleşmeler oluyor. Yanıma gelip itiraz ediyorlar. Bu sistemi ben kendi asistanlık yaptığım derste yaklaşık 6 ayda 90 öğrenci üzerinde kullandığım 6 ödev verdik şu ana kadar. Ve manuel olarak öğrenciler ödev bir yere yüklüyor. Ben oradan indiriyorum eski yöntemle. Ve orada kontrol etmem yaklaşık 1-2 hafta sürüyor. Fakat bu sistemle yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında ben 90 öğrencinin notunu verebiliyorum. Bu öğretmenin arayüzü. Ödevin adı, tarihi ve dili girildikten sonra olması gereken dosyaları belirtiyor. Öğrencinin yazması gereken ve çıkması gereken dosyaları belirtiyor ve çalıştıracak kodu yazıyor. Bu da öğrencinin gördüğü arıyoruz. Öğrenci burada kodunu yazıyor ve PAX'ın en güzel özelliklerinden biri olarak bu arayüzü görebiliyor. Ekranlar gittikçe büyüyor ve bir dosyaya bakmak yer kaybı oluyor. Böylece öğrenci kodunu yazarken hem çıktısına hem girdisine bakıp anında geri bildirim alabiliyor. PAX'ı nerelerde kullanabiliriz? Üniversitelerde birinci hedefim. Kendi üniversitemde de bu yaz iki derste kullanılacak. Önümüzdeki dönemde programlamaya giriş dersini de kullanmayı düşünüyoruz. Bunun dışında online eğitim veren kuruluşlarda kullanılabilir. Ya da programlama eğitimi veren kuruluşlarda kullanılabilir. Ya da ortaokul liselerde de kullanılabilir. Ya da işe alım süreçlerinde birinin programlama becerisini ölçmek istiyorsunuz. Bunu bu şekilde bu PAX'ı kullanarak yapabilirsiniz. Daha önce bahsettiğim altyapı sayesinde gereksiz bir masrafı olmuyor. Ne kadar kullanıyorsam benim de o kadar, yani ne kadar öğrencinin kodu o anda çalışıyorsa o kadar
bir maliyeti olduğu için kullanıcı başına ücretlendirme ya da kullanılan kapasite başına ücretlendirme yapılabilir. Benim kendi başıma 7 gün 24 saat uğraşsam dolaşabileceğim insanlar bir siyah dairenin içinde. Yani bu bir programlama becerisinin ölçümü gereken her yerde kullanılabildiğinden bu siyah daireyle kalmanın bir anlamı yok. Kolaylıkla başka insanlar da internet üzerinden kullanabilir. O yüzden benim ihtiyacım olan destek bütün dünyaya ulaşabilecek bir dağıtım kanalı. Dağıtım ve pazarlama kanalı. Teşekkürler. Siteye şu an ulaşabilirsiniz istiyorsanız. Böyle soracağım. Burada mesela benim bir kodu yazarken o kodun sonuca ulaşmasını yani bir output verirken o output'a çok farklı yollardan ulaşabilirsiniz. Evet. Yani bir yol o output'ı verirken hepsi diyelim ki 5 sonuç 5 diye output'un sonucu 5 yani rakam sonu. Hepsi 5 sonucu veriyor. Ama onu yazarken bir kod çok kalitelidir. Bir kod daha kötü bir şey karman çorman yazılmıştır ve kalitesi düşüktür. Ama hepsi sonuç olarak 5'i verir. Demek istediğim bu farklı yolları nasıl analiz ediyor program? Program analiz etmiyor. Programın özelliği sizin notlandırma sürecinizi kısaltması. Normalde kodu indirip, öğrencinin kodunu çalıştırıp, öğrencinin çıktılarına bakıp, evet. Sonra tekrar koduna kendi bakıp... Kendi kendine compile mi ediyor? Evet, kendi kendine compile ediyor ve... Çekildiği şey output mu sadece? Yok, siz ne yazarsınız? Öğretmene tamamen şey veriyoruz. Ya onu soruyorum. Mesela output çekildiği şeylerden bir tanesi de, evet. Okey. Onun haricinde o kodun yazılmasında kullanılan metodolojiyi de çekebiliyor mu? Ya bunu yapmak pek mümkün bir şey değil. Yani nasıl desem. Çok farklı yöntemler olabilir. O yüzden hocanın şeyine bırakıyoruz normalde. Belli checkpointler mi belirleniyor mesela? Onun debugging sürecinden belli checkpointlere ulaşmadı mı? Ya şöyle yapılabilir. Bu fonksiyonu kullanmadan yap. Mesela bir fonksiyon vardır. Evet. Bunu çok kolaylaştırıyoruz. Onu kullanmadan yapmasını çekebiliriz. Ya da 200 satırda yap. Böyle şeyleri kontrol edebilirsiniz. 5 saniyede çalışsın. Böyle şeyler kontrol edilebilir. Tamam. Kodlamayı sen mi yapıyorsun? Evet. Peki başka bir böyle getireyim ben olaya. Bunun etik yönü nasıl doğrular? Etik anlayışı. Etik açısından ne söyleyebilirsin bize? Ne kadar etiktir bu iş? Tamamen etik midir? Öderlerle onların kontrolü bir yazılımla yapılıyor. Yok, biz yazılım burada araç olarak kullanıyoruz. Yani etik boyutu nedir? Bilemiyorum, sen açıklayın. Bazı derslerimizde zaten şey oluyor, kodu yüklüyorlar, belli standartlar olmazsa direkt şey oluyor. Ödevi yaparken ya da ödevler okunurken iş etiği açısından bir boyut var mıdır ki tartışılmaya değer? Bunu böyle soruyorum. Yani. Çok mu karışık? Aslında yani Mustafa kendi işini kolaylaştıracak bir yazılım yani. Yani derdi topluyor. Evet. Yani derdi, yani benim anladığım hoca oradan buradan bakacağına her şey böyle bir derdi toplu. Her şey önünde oradan kontrol edip bazı şeyleri çek edebiliyor programda. Etik açısından hiçbir sorun yoktu. Evet, sizin de emrinden güzel. Evet, bizde mesela öğrencilerim bir 24 asistanlı bir ders var, programlama İngiliz dersi. Benim öğrencim benim okumama, ben ona 80 vermişim ama başka asistan ona 100 verdi diye bize hocaya şikayet ediyorlar. Siz farklı davranıyorsunuz diye. Böyle ortak bir şey sağlayıp standartlaştırmaya çalışıyoruz. Bir şey soracağım Cuma, sadece CS dersleri için düşünün, başka şeylerde... Her derste, bu şey ekonomi dersi değil. Çünkü mesela optimal character recognition kullanarak bunu, yani history dersinde bile kullanabilirsiniz mesela. Her türlü, yani bu sadece bir text editörü gibi düşün. Yani buraya girdiğiniz her yazılım... Peki hiçbir çalışma yaptınız mı mesela? Başka, diğer derslerde. Peki o konuda teknik olarak sizce bir engel var mı? Sizin görüşünüz soruyor. Mesela diyelim ki bir social and political science dersi ve o derste bütün midterm sonucu mesela yazılı olarak veriliyor. Tabii ki hata payları olacak ama orada mesela optical character recognition'a sizin orada bazı keywordleri olup olmadığını check ederek onu okumanız mümkün mü acaba? Tabii olabilir. Ya. Bu sistem anlıyorsa... Yurt dışına var mı peki bu? Böyle bir şey yok. Daha çok olimpiyatlarda, bilgisayar olimpiyatlarında otomatik doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın diye söyleyen programlar var. Ama hocaya böyle bir genişlik veren bir program yok. Sizin şey, takım? Yani şu an tek yalan diyor. Ya buna yeni başladım ben. Evet.
Ya belki şey, ihtiyaç, şimdi bir şey geliştirmek için, projeyi geliştirmek için diyeyim, hani sadece yazılım kısmı değil, diğerlerini diğer taraflarına daha iş kısmını geliştirmek için belki başka ortaklara, WeCan bu konuda çok verimli bir, yani Ankara verimli bir üniversiteden yan yana olduğu için burada. O tarz kendime ortaklar, kurucu ortaklar bu yere götürebilirsiniz. Peki bu şey dedim, yani Amerika'dan mesela hocalar kullanmak isteriz, denemek isteriz. Bunlar kullanmalarına izin verdi mi, denediler mi mesela? Verdim şey, yazın dersini başlayacakları ikisi de. Çok şey, onlardan ne kadar çok kişi kullanırsa hoca olarak onlardan geri bildirim de yani çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ben de şu an, yani önce kendi üniversitemde hocalarıma kullandığı geri bildirim almaya çalışıyorum. Bu ikinci versiyonu, daha önce de vardı. Yazında bir üçüncü versiyonu olacak. Peki şey ne kadar, burada şey, kullanım başına, öğrenci başına. Evet. O konuda çok daha havadadır muhtemelen ne kadar ücret isteyeyim ama genel olarak aklımda bir... Şurada bir sıkıntı bir şey oldu. Bak şuraya bir figür koydum. Yani program ne kadar öğrencimiz var? Atıyorum 270 öğrenci. Bir öğrencinin kodu maksimum 3 saniye çalışabilir. 2 işlem bir aynı anda çalışabilir. Bu kadar kaynak kullanabilir. Bu ücret veriyor. Bu ücreti şu an denemek için yani bir bol sağlayacağın üstüne kağıt koyarak yazdım da tam bir kesin karar yapmıyorum. Mustafa, bu 24 kişi bir derste kullanan, 24 asistan kullanan bir derste uygulanacak değil mi? Evet, seni. Seni. Şu an mı 24 asistan? Bu programlamaya giriş dersi 6 section buna oluyor işte. Tamam, 24 asistan. Senin sistem kullanıldığı zaman kaç asistan kullanılacak? Bu ben şimdi üniversite yönetimi aklımdan düşünüyorum. Anladım. Ya bu düşünebilir ama kesin sayı veremem çünkü o derste daha da oluyor. O derste pek düşmüyorum ama bizim CS201 diye bir dersimiz var. 5 ödev var, 5 asistanı var. Normalde ben o asistanların çok vakit harcıyorlar. Bunlar ve bunlara yaklaşık dönemde ortalama 2000 lira ödeniyor ödev okumaları için. Tamam. Yani senin aslında yani fiyatlama için çıkış noktası bu olması evet. Lazım değil mi? Belki bu kesinlikle bunu görme şansı var. Kendini işsiz bırakmaya çalışıyorum. Kendini işsiz... Araştırma yapamıyoruz böyle. Ha tamam yani üniversiteye sağladığı değer yani hem finansal kaynak açısından hem de senin zamanını daha değerli kullanma açısından da bir getirisi var üniversiteye. Evet. Değil mi? Öğrenciye de söyleyebiliyoruz. Biz ödevleri 2 hafta sonra söylüyoruz. Notum bu diye. Sonra bize şikayet ediyorlar. Unutmuş oluyorlar zaten. Biz de ilgilenmek istemiyoruz 2 hafta geçince. Altan Hoca'ya satmayı denedin mi bu fikri? Onunla konuştuk. O da ilgilenmiyor da. Tamam. Kolay gelsin. Üçlülerimizin eklemek istediği bir şey yoksa süremiz doldu. Sonraki projemize geçebiliriz. Teşekkürler. Bir sonraki projemizin ismi Akçe. Murat Bey sahneye aldı. Şirkette yazılım direktörü olarak görevlisiyim. Yaklaşık 11 yıllık bir maceramız var ama hala mesleki vekiliz. Bugün sizlere birçok insanın problemi olan kişisel finans yönetiminin çözümüyle ilgili geliştirdiğimiz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu programda muhtemel olarak tabii bir şirketin CEO'su olmasa da birçok insan karşılaşıyordur diye düşünüyorum. Ay sonu geldiğinizde paranızın nereye gittiğini doğru düzgün bilmezsiniz. Bunu tespit edebilmeniz için tavsiye edilen yöntem harcamalarınızın kalemleri veya gelirlerinizi bir yere not etmenizdir. Hepinize bak görürsünüz ki çok ciddi derecede
gereksiz yere harcama yapma durumundasınız. Fakat gelir giderlerinizi bir noktaya kaydettikten sonra karşınıza sizi hiç anlamayan veya sizin anlamadığınız uygulamalar oldukça karışık, sizi muhasebeci muhabbesi yapan uygulamalarla karşılaşırsınız. Şimdi bu da çok ciddi bir motivasyon kuzukluğuna sebep oluyor. Kimse de herhalde uzun süreler boyunca devam ettirememiştir bu konuya. Akçe tam da bu noktada gelişiyor. Akçe Windows Home platformu için geliştirilmiş bir arayüz. Kolay kullanıma sahip ve şık raporlamaya sahip, oldukça sade. Tam da sizin düşünebildiğiniz tarzda geliştirilmiş bir uygulama. Sınırsız derecede hesap tanımlayıp hesaplarınıza gelir ve giderlerinizi girebiliyorsunuz. Aynı zamanda hesaplar arasında transfer gerçekleştirip bunların raporlamasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelir giderlerinizi etiketleyerek gruplandırıp neticeleri daha net görebiliyorsunuz. Böylelikle kesenizde biraz da olsun fayda sağlıyoruz. LogDirect'i Windows Phone platformu için geliştirilen en başarılı kişisel finans uygulaması olarak Nisan 2014 sayısında dergisinde yer verdi. Log dergisini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Türkiye'nin önemli teknoloji dergilerinden bir tanesi. Akçe şu anda Windows Phone platformunda ve iki dille destek veriyor. İngilizce ve Türkçe. Fakat önümüzdeki ay içerisinde Windows Phone 8.1 güncellemesiyle beraber en çok kullanılan 10 dil ile birlikte pazarda yerini alacak. Olabildiğince geniş kitleye ulaşma gibi bir hedefimiz var. Bir sonraki aşamada da ise yapmaya çalıştığımız hadise şudur. Şu anda Windows Phone 8'desiniz ama bir müddet sonra Windows 8 üzerinde geliştirilecek uygulamayla cep telefonunuzdan girdiğiniz gelir ve giderleri bilgisayarınızdan veya Windows 8 üzerinde kurulu cihazlarınızdan takip etme imkanına sahip olacaksınız. Bir sonraki aşamada ise iPhone ve Android cihazlarında içerisinde barındıracak. Tabii bunların tamamını da servislerimizi bulut mimariye taşıyarak gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi buraya kadar güzel. Kişilerin finanslarını yönetimi altına aldık. Fakat bundan sonra bunun üzerine ne katabiliriz diye bir düşünce üzerine çalıştığımızda şöyle bir şeyin farkına vardık. İnsanların harcamalarını biliyorsanız nereye harcayacaklarını da tahmin edebilirsiniz. Veya onlara harcamaları gereken noktaları önerebilirsiniz. Tam da bu noktada şöyle bir modelleme geliştirdik kendimiz içerisinde. Akçe'nin iki tane arayüzünü görüyorsunuz. Sol tarafta, bilmiyorum çok görünüyor mu ama benzin ve araç bakımı üzerine iki tane kaydı olan bir kullanıcı. Sağ tarafta da biraz birikim yapmış bir kullanıcı. Peki biz bu kullanıcıyı daha iyi parasını harcaması için veya saklaması için neden yönlendirmiyoruz? Bunun için geliştirmiş olduğumuz ara reklam banner denebilir. Madem benzin harcaması yapıyorsun, araç üzerine harcamalar yapıyorsun, bu alışkanlıklarını senin analiz ederek sana uygun olan reklam modelini gösterme şansımız var. Benzin alıyorsan o ay içerisinde X akaryakıt firmasından %25 indirimde daha çok benzin alabilirsin. Bu da senin işini görür. Veya sürekli bebek malzemelerini alıp kaydediyorsan sana uygun bebek malzemeleri satan firmaların reklamlarını gösterebilirsin. Bu hem firmayı doğrudan alıcıyla yani hedef kitleyle buluşturuyor. Hem de kullanıcının gelirini daha makul yerlere harcamasına sağlıyor. Yine aynı başka bir noktada ise ayın sonuna gelmişsiniz ve belirli bir birikiminiz var. Akçe size sahip olacağı SDK ile birlikte paranızı değerlendirmeniz için ilgili kuruluşlara yönlendirebilir. Örneğin o gün evinizde o ayın sonunda yapmış olduğunuz bazı tasarruflar var. Ve size X kuruluşunuzda bu paranızı değerlendirmek ister misiniz diye bir reklam gösterebilir. Veya paraya ihtiyacınız var. Hesap bunun tam tersine kırmızı da olabilirdi. O ay için paraya ihtiyacınız varsa gerekli kredilendirme kuruluşlarından para çekmeniz için size yön gösterebilir. Akçe şu an itibariyle oldukça sit giriş aşamasında bir uygulama. Bizim yatırım olarak herhangi bir ücrete ihtiyacımız yok. Hızlı ilerlemeye çalışıyoruz ama bazı noktalarda danışmanlık ve bilgi alışverişi gibi ihtiyaçlarımız oluyor. Özellikle bu pazarlama modeli noktasında yatırımcılardan da bu noktada destek bekliyoruz. Uzun vadede belki hedeflerimize ulaşırsak herhangi bir yatırım modeli üzerinde de konuşma şansımız olabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bankaların da mesela kendi özel mobil uygulamalarında benzer
kendi içerisinde benzer, nasıl diyeyim, uygulama demeyeyim de, tool'lar var veya imkanlar var. Bunlarla karşılaştırıldığında, çünkü onlarla şu kadar, bu kadar harcamışım, işte harcamaların şeyi bu, pay chart diyorlar vesaire. Onlarla karşılaştırdığında, seninkine hani daha fazla olan, artı olan kısım veya daha rekabet avantajı mı, daha güçlü olan tarafı neydi? Windows Phone üzerinden edindiğimiz tecrübeye göre konuşuyorum. İsmini söylememek lazım herhalde. Birçok bankanın uygulamasında yukarıdayız şu anda. Bunun sebebi de banka uygulamaları genelde size muhasebeci muamelesi yapıyor. Çok farklı grafikler, ihtiyacınız olmayan boneler, kendinin de araya soktuğu reklamlar. Bir kere bu noktada bunlardan başarılıyız. Yani sizin tam ihtiyacınız olan sistem üzerinden hareket ediyor ve bankalar, siz bankayla çalışıyorsanız bankanın bilgilerini size gösteriyor. Yani ben X bankasıyla çalışmıyorsam onun banka uygulaması benim için hiçbir şey ifade etmez. Abi muhakkak, yani demek istediğim şey, mesela ben ismi G ile başlayan bir bankayla çalışıyorum. Onun Steve Jobs'ın benzer bir şeyinden olan reklamını kullandığı uygulamasını indirdim. Hani şeyden dolayı, hani sizin bu slide'da ve oradaki iki tane şeye bakarak hani harcamaları gösteriyor, pay chart gösteriyor. Uygulamada onu gösteriyor zaten. Hani onu, yani sizin hani o tarz uygulamaların gösterdiği bir şeyler var. Yani bana muhasebeci gibi de davranıyor gibi hissetmiyorum da. Hani nedir, ondan daha fazla şöyle, öyle bir kısım ne? Hani ben niye onu kullanmayayım? O zaten her şeyin entegre, niye onu kullanmayayım? Şimdi bir, ben o G Bankası'nın müşterisi değilsem benim için bir şey ifade etmiyor. Bir, iki, o uygulamalar içerisinde G Bankası'yla yapmış olduğunuz transaction'ları görebilirsiniz sadece. Örneğin ben Y Bankası'yla da çalışıyorum ve onunla ilgili de transaction'ları takip etmem lazım veya cebimdeki parayı takip etmem lazım veya sizin adınıza bir hesap açtım ve size verdiğim borcu bir nevi cari gibi düşün vermem lazım. Akçe içerisinde sınırsız hesaplamayla bunu başarabiliyorsunuz. Anladım. Diğer başka şey Windows falan. iPhone ve Android ortamında öncelikle ben 10 yıldır Windows platformu üzerinde geliştiriyorum. iPhone üzerinde geliştirdim ama şöyle bir yaklaşımımız oldu. Kişisel finans uygulaması bütün kategorilerin arasında en alt seviyede, kullanıcıların indirme oranına göre en alt seviyede. iPhone ve Android gibi bir ortamda bizim parlama imkanımız söz konusu değil. Ama şu an içerisinde Windows Phone platformundan girerek ve belirli ülkelerde Windows Phone'un gerçekten ciddi bir oranı var. Gelişmekte olan bir sistem. Geliştiricisiyim aynı zamanda ve sistemi de seviyorum. Çok ciddi parlama şansımız oldu. Yani belki bir iPhone veya Android üzerinde bu uygulamayı yazsaydık, log dergisinde veya çeşitli blog sitelerinde görünmeyebilirdik veya çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekebilirdi reklam için. Ama şu anda Windows Phone üzerinden bir, iki, Windows 8'i de sistemin içerisine dahil edeceğiz. Universal Application olarak. Böylelikle Windows ekosistemindeki bütün kullanıcılar, ki bunlar da çok ciddi bir rakam yapıyor, hedef kitlemizin içerisine giriyor. Başlangıç çıkış noktamız burası. Murat, Akçe'nin güçlü tarafı geçmişteki fiili harcama kalemleri mi yoksa ileriye dönük projeksiyon nakit akış tablolarını mı, geleceğe yönelik? Şimdi ne kadar ileride olabilir? Şöyle, bir kere birinci noktada geçmişe yönelik yapmış olduğunuz harcamaları zaten güçlü ve sizin anlayabileceğiniz istediğiniz tarzda gösteriyoruz. İleriye yönelik, sen bu şekilde gidersen bak kardeşim muhtemelen şurada bir yerde blok pozisyonuna geçeceksin. Aram bitecek diyebilmemiz gelecek için... Gelecek verilerine girebiliyorum değil mi? Projeksiyonumu yapabiliyor muyum? Şu anda girebiliyorsunuz. Evet. İleri tarihli girişler yapabiliyorsunuz. O çünkü daha da önemli. İleri tarihli girişler yapabiliyorsunuz. Bundan yana bir problem yok. Yani kredi kartıyla alışveriş yaptınız ve 8 taksitte bunların tamamını girebiliyorsunuz ve görebiliyorsunuz rapor sistemi için. Nasıl bir yatırım talebi var? Bu harcama ve yatırıma nasıl bir harcama? Şimdi mobil uygulama başlangıcı olduğu için şu anda bizim ciddi bir maddi giriş noktasında bir şeye ihtiyacımız yok. Hatta bulut sistemini bunu taşıdıktan sonra böyle yani 500-600 bin kullanıcıya kadar transaction'ı sağlayabilecek maddi yapıya da sahibiz ve çok da basit zaten bunu support ve handle etmesi. Bulut sağ olsun. Bizim sadece bu bahsetmiş olduğum reklam modelinde yani kullanıcının alışkanlıklarını tespit ederek alabileceği veya almasında fayda olan ürünleri gösterebileceğimiz o hazırladığımız SDK'da biraz bilgi ihtiyacı olabilir ve şirketlerin, büyük şirketlerin daha doğrusu konuya yaklaşım biçimleri, onlarla nasıl irtibata geçebiliriz gibi sadece bilgilendirme noktasında şu aşamada bilgiye ve fikir alışverişine ihtiyacımız var. Örneğin buranın
sponsorlarından bir tanesi Peliu galiba değil mi? Doğru biliyorum. Mesela bize o belki kafamızda hep şöyle bir soru var. Şu anda bu yasal olarak mümkün değil benim bildiğim kadarıyla ama keşke uygulamamızı çeşitli bankaların şeyleriyle, transaction'larıyla bağlayabilsek de siz yaptığınız harcamaları otomatikman akçenin içerisinde görebilirsiniz. Şu anda benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla yurt dışında bu var ama bizim ülkemizde yok. Belki bir yön gösterebilirler. Bu şöyle olabilir, böyle olabilir veya siz de aynı şekilde bunu söyleyebilirsiniz. Şu aşamadan sonra bu olabilir gibisinden. Bu tür fikirlere ve bilgiye ihtiyacımız var. Bilgi bizim için daha değerli. Ne kadar kullanıcımız var acaba? Uygulama birkaç aylık. Şu anda 4000 kullanıcımız var. Bunun %90'ı da Türkiye içerisinde. Ve hepsinin de ortak olarak söylediği yorum yaptı. Sadece 2 yıldızımız var. O da herhalde yanlış işler verdi. Çünkü yazdığı cümleden de pek bir şey anlaşılmıyor. Uygulamaların şeyin tamamı 4 ve 5 yıldız aralığında ve hepsi de uygulamanın çok ciddi kullanışlı olduğunu, arayüzünün mükemmel olduğunu ve işlerini çok ciddi rahatlattığını söylüyor. Peki, sizin mesela şimdi şirket şey, bir vizyonunuz var mı? Vizyon derken atıyorum şu anda biz bir application çıkardık. Bir şekilde hani bütçe yönetimi, hani basit anlamda bütçe yönetimi application mesela uygulaması. Evet, kişisel finans. Biz kişisel finans uygulaması. Bizim amacımız atıyorum şirketin genel mesela işte bu bir cüzdan tarzı ve yani o tarz şeylere yönelik hedefi olan, buna göre uygulamayı yaratan bir şirket olacağız. Bu da ilk ürünümüz mü yoksa biz hani bu uygulama, bir uygulama, bir şirket? Aslında bizim uzmanlık alanımızda mobil uygulamalar yok. Yani çıkış noktasında bir, bireysel ihtiyaçlarımızdan bu hasıl oldu. Yani kişisel finansın takip edilememesi. İki, açık konuşmak gerekirse reklamlar konusunda ben bir reklamcı değilim ama böyle kendimce takip ediyorum ve gelen reklamların anlamsız yere geldiğini, spam maillerin, televizyonda gördüğünüz hedef kitlenize belki ulaşmayacak insanlara gittiğini analiz ediyorum kendimce. Bir kullanıcı, bir izleyici vesaire olarak. Bu sistemle birlikte ben şirketlerin hedef kitleleriyle buluşabilmesini sağlayan bir platform oluşturmak istiyorum esasında. Yani böyle bir sadece bir cüzdan vesaire değil. Tabii ki hedeflerimizin arasında sizin paranızı korumak, size bir fayda sağlamak var. Ama bunun yanısında markalara da hedef kitlesiyle buluşabilmesi için bir platform sağlamak var. Ve bunun da kişilerin herhalde anlayabildiğiniz durumu yaptığı harcamaları analiz ederek söyleme şansına sahipsin. Şirket var mı? Var. Hazır mı? Şirketimiz var. Biz 11 yıllık bir şirketiz. Aslında uzman olduğumuz alan bu alan değil. Mobil teknolojilerin ilerlemesiyle birlikte bu alana doğru yöneldik. Şirketimiz farklı, gene bilişim sektörü üzerinde devam eden bir şirket. Bunu içeriden çıkarıp spor adını bir şirket kurmayı düşünüyoruz. Olabilir. Yani zaten hani öyle bir ilerleme olursa bu modelde ilerleyebilir. Doğrusu da olur. Yani şey, karıştırmak yani, istemiyoruz kişiyi. Yani, peki bu işte şey bu olayı başka bir şirkete geçirdiniz. Sizin öteki işleriniz devam edecek. Tabii ki. Yani biz edecek. Hani bu zaman ayırma, yani zaman odaklanması hangi şirkete hangi şeye daha çok odaklanacaksınız o konuda? Yatırımcı endişeleri var. %80'ınız olunca. Şöyle ki, biz yıllar içerisinde şöyle bir kendi içimizde zaten edindiğimiz bir tecrübe var. Herkes ne iş yapması gerektiğini oldukça makul seviyede biliyor. Tabii ki bir şirket olarak amacımız para kazanmak. Ve bunun geleceğinde daha fazla para kazanmak görüyorsak tabii ki bütün ağırlığımızı buraya veririz. Ama kurduğumuz sistemler bu zamana kadar her zaman böyle oldu. Minimum insan, minimum support için insan prensibiyle açığa çıktığı için arka planda belki görseniz dediğim gibi birkaç yüz bin kullanıcıyı handle etmek veya onlara hizmet vermek çok da ciddi performans isteyen veya maliyet isteyen bir şey değil. O yüzden bütün enerjimizi oraya da verebiliriz yani. Hiçbir sorun olmaz. Abi, gerekirse bir yüz şey vardı. Bir şey yaptınız mı? Yapmadık. Neden? Yarın yapılır sana. Yani çıkış noktasında isimlendirmenin şöyle bir şeyi vardı. Şimdi yurt dışı pazarını da sunacağız bunu. Böyle bir ortak isim olsun. Yani gerçi o arada Akçe ismi Ç ile yazılmıyor. CH var. Hani yabancıların da okuyabilmesi için. Osmanlı para birimi. Bir K aldık mı almadık ama değerlendirebiliriz olabildiğimiz. Jürilerimizin de süresinin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir sonraki köşemize geçebiliriz. Teşekkürler. Altıncı projemiz ise Spori adlı projemiz. Aykut Bey'i buraya çağırdım.
ve spor yapılan teknolojiye hoş geldiniz diyoruz. Hemen ardından da spori.com nedir, işlemi nedir? Size kısaca bunu açıklamaya çalışacağım. Spori.com öncelikle Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda da dünyanın en büyük spor salonu olmayı hedefleyen bir projedir. Aslında bir online spor salonudur. Spori genelinden biraz daha takımımızın özeline inersek biz kimiz? Ortam, Aydın Çöztürk, Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi ve ben Can Erzurumluoğlu, Tok Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisiyim ben de. Biz spor çatısı altında neleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz? Öncelikle spor yapmanın önüne geçen bir takım engeller olduğunu ve bir sürü insanın bu engellerden cayarak vazgeçtiğini düşünüyoruz. Bu engeller nelerdir? Fitness salonlarının ciddi anlamda pahalı olması, dışarı çıkıp sokakta spor yapmak isterseniz betonlaşmanın bunun önüne geçmesi, bilgi eksikliği, kısıtlı zaman, ulaşım sorunu ve kabul edelim kıskançlık yokluğunuz, utangaçlık ve kıskançlık gibi sebeplerinde spor alışkanlığının önüne geçtiğini inanıyoruz. Biz spor ile bu engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz, hangi özelliklerimizle yapıyoruz? İlk önce sitemize girdiğimiz zaman sitemiz sizden boyunuz, kilonuz, aktiflik durumunuz, kaç gün spor yapabileceğinize dair bilgilerinizi giriyorsunuz ve sistemimiz size hedefleriniz doğrultusunda bir program hazırlıyor. Bu programı gerçekleştirmek için, uygulamak için size neler gerekiyor? Gereken ekipmanlar öncelikle kendi vücut ağırlığınızla evde bu antrenmanları yapabiliyorsunuz. Basit bir dumbbell, barfix ya da lastiklerle de evde antrenmanları uygulayabiliyorsunuz. Bizim en önemli özelliğimiz all-in-one olarak anlatıyoruz kendimizi. Spora dair her şeyi bu site içerisinde bulabiliyorsunuz. Öncelikle sosyal bir yanımız var. Bu sayede üyelerimizin birbirleriyle etkileşim halinde olmalarını ve spor salonuna yakın bir hissiyat yaratmayı hedefliyoruz. Bu sosyalliği nasıl sağlıyoruz? Siteye girdiğiniz zaman bir tane profil sayfası yapıyorsunuz. Profil sayfası sizin site içinde yüzünüz oluyor. Diğer üyelerle bu profil sayfası aracılığıyla etkileşime giriyorsunuz. Profil sayfasının screenshot'ından örnekler. Bunun dışında eğer isterseniz site içinde belli gruplara dahil olarak daha çok ilgi alanınıza yönelik egzersizleri de önerebiliyorsunuz. Ve yine üyelerle iletişim halinde oluyorsunuz. Sosyal yanı sitenin şöyle gelişiyor. Örneğin üyelerin yapacakları paylaşımlar, fotoğrafları, bunların altına yorum yapabiliyorsunuz. Diğer üyelerle iletişim halinde oluyorsunuz. Onlar da sizin videolarınız ya da paylaşımlarınız üzerinden yorumlar yapabiliyor. Sitede gamification kullanmayı hedefliyoruz. Rozetlerimiz var tasarlanan. Bu rozetler aktiflik durumunuza göre, antrenmanları hafta içinde kaç tane antrenman yaptığınıza göre, paylaşımlarınız, aldığınız beğeniler üzerinden rozetleri kazanıyorsunuz. Bu rozetlerle de motivasyonunu yüksek tutmayı ve siteye bağlılığı arttırmayı planlıyoruz. Sitenin içeriği antrenman programları. Antrenman programlarına her zaman ve her yerden ulaşım. Antrenman programlarımız dans ederek fitleşmek istiyorsanız örneğin zumba, sağlıklı bir şey istiyorsanız yoga, pilates ya da vaktiniz kısıtlıysa 15 dakikalık egzersizler gibi aslında 8 ana egzersiz grubunda haftanın her günü farklı bir egzersiz yapacağınız şekilde uzman antrenörlerimiz tarafından hazırlanan programlar. Bu programlar siteye yükleniyor. Stüdyomuzda kaydettiğimiz görüntüleri hocalarımızın biz siteye sürekli olarak içeriği yeniliyoruz. Bunlar videoların görüntüsünden screenshotlar. Aynı zamanda sporda motivasyonun çok önemli olduğuna ve motivasyonunuzun kırıldığı anda sporu bırakabileceğinizi düşünüyoruz. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Eğitim videolarının dışında çeşitli motivasyon videoları ve müzikle de motivasyonu üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Paylaşılacak. Bilgi eksikliğinden bahsetmiştik. Bireysel olarak spor yapmak istediğiniz zaman bilgi eksikliğiniz size ciddi sakatlanma ya da benzeri sorunlarla dönebilir. Bizim alanımızda uzman hocalarımızın yazacağı makalelerle sürekli güncellenen içerik bu online spor salonunda sizin spora dair bilgi eksikliğinizi gidermek için. İçerik nedir? Antrenman tavsiyeleri, antrenman modelleri, geçmiş tecrübeleri, beslenme ve diyet üzerine sürekli güncellenen makalelerle üyeler spor ve beslenme üzerine bilgilerini geliştirebiliyorlar. Online bir platform. Her zaman, her yerde ulaşım bizim için çok önemli. Sporun önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Bunu nasıl hedefliyoruz? Akıllı telefonlar malumunuz herkesin artık cebine girmeye başladı. Tablet kullanımı artıyor. Smart TV'ler artık yaygınlaşıyor. Biz başta
iOS ve Android olmak üzere mobil platformlara da dahil olarak üyelerimizin her zaman her yerden spor imkanına ulaşmasını hedefliyoruz. Gelirler kısmı, ana gelir modelimize baktığımız zaman bizim amiral gemimiz aslında üyelik sistemi. 3 paket üzerinden üyelik sistemi düşünüyoruz. Aylık, 6 aylık ve senelik olmak üzere. Bunun dışında bizim spor dükkan adı altında spor yaparken kullanılacak ekipmanların, gıda takviyelerinin ve benzeri şeylerin temin edebileceği, üyelerin temin edebileceği, tekstil ürünlerin temin edebileceği dükkan tasarlıyoruz sistemin içinde. Aynı zamanda sistemimizin altyapısı da sponsorluk anlaşmalarına imkan sağlıyor. Üyelik kartları üyelerimize veriyoruz bu kartları. Bu kartlarla sporun sadece bir web sitesi değil, parçası olabilecekleri bir yaşam tarzı, bir spor salonu olarak görmeleri hissiyatını arttırmak istiyoruz. Bunu da ilerleyen dönemlerde logolu tekstil ürünleri, spor dükkanda satılabilecek logolu tekstil ürünleriyle de kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Yatırım kısmına geldiğimiz zaman önce bir pazarı incelemek gerekirse dünyada şu anda aktif olarak sporla ilgilenen üye salonlarda 131.7 milyon üye var. Ve 2012'ye bakıldığı zaman global pazarda 75.7 milyon dolarlık bir pazar görülüyor. Türkiye'de supplement pazarında, daha takviyeleri pazarında %21'lik 2013-14 yılları arasında bir artış gözüküyor. Bütün bunları bir kenara koyduğumuz zaman Diyanar'da en çok satanlar, satan DVD'ler kısmında Ebru Şalı ile Pilates olması, application store'larda da en çok satan 50 uygulamanın içinde daima spor uygulamalarının olması da bu konuda artan bir trend olduğunu gösteriyor. Bizim neden yatırımcıya ihtiyacımız var? Biz ilk projemiz, eksiklerimiz var. Her şeyden önemlisi bilgi eksiğimiz var. Mentörlük gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Bunun dışında da doğru adımları doğru zamanda atabilmek için belli bir bütçeye ihtiyacımız var. Örneğin evde fitness yapılabileceğini kanıtlamak için bir reklam bütçesine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle bir algı var. O demin gelen fotoğraftaki vücut evde spor yapılarak yapılamaz gibi bir algı var. Bunu yıkmamız gerekiyor. Biz bunun olabileceğine inanıyoruz. Çünkü ben böyleydim. Evde fitness yaparak 4 ay sonra böyle oldum. Bu yapılabiliyor. Biz de bunu herkese paylaşmak istiyoruz. Teşekkürler. Şınav çekmişliği yok. Hani zor bir adamdı yani spor konusunda başlamak için. Ama 4 ay sonraki hali. Yani bunun... Sana kızlar kızlar diyor. Peki insanlar spor salonlarına giderken başka mutasyonlar olasın? Yani... Mutasyonlar? Yani. Olabilir, tabii ki olabilir. Yani hiçbir zaman insanların %100'üne hitap edemezsiniz. Mesela ben nasıl başladım evde spor yapmaya? Arabamı sattım. Baktım gidemiyorum yani hani her gün gidemiyorum. İnternetten Amerika'da popüler K90X adında bir ev programı var ve ciddi anlamda dünyayı ele geçirmiş durumda. Bizimki gibi tam bir paket değil ama toplamda 7 video çekilmiş ve bu 2 aylık, 3 aylık bir şekilde kullanıcılara sunuluyor. Ve bakın yani internette de yazabilirsiniz, YouTube'da da yazabilirsiniz. İnsanların evde ne kadar spor yaparak değişebildiklerini görebilirsiniz. Yani illaki spor salonuna gitmek gerekiyor. Hocam bir sorun yok. Ben de ilk evde şınav çekerek başlamıştım. Onda bir sorun yok canım. Evde yaparsın zaten. Yani tabii ki. Yaparsın. Yapmayacak bir şey değil. Yani yaparsın. Yani başka motivasyonlar var tabii ki. Bu yok hani yani sosyalleşmek vesaire başka motivasyon. Evet. Sosyalleşmek, ortam... Orayı biraz isterseniz tam olarak anlatayım. Daha iyi anlatayım. O küçük bir kısım. Mesela kullanıcılarımız bir programı tamamladığında ki bir program günde yapacakları bir saatlik program. Yani küçük böyle 10 dakikalık yaptıkları değil. Her kişinin yaptığı o gün yapacağı program bir saat sürüyor. Ve bayağı yorucu. High intensity interval system dediğimiz, training dediğimiz ara vermeden yapılan ve yağ oranını çok ciddi şekilde yakarken lean mass dediğimiz ana kas kütlesini arttıran bir sistem. Şimdi orada da mesela girdiği zaman motivasyon videolarını bazen motivasyon bitebiliyor. Hani bazen yapmak istemiyoruz falan filan.
oradan bir tuşa tıklayarak karşısına sadece onlar akıyor hemen. Hani izliyor, bakıyor ve tekrar o an spora inebiliyor. Yani çok küçük bir an çünkü o motivasyon anı sporda biliyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi siz bir uygulamanız var ama esas olay bir portal aramanız. Şöyle, evet şimdi ilk webdeyiz. Açıldık, şu an açılmadık. Bu bir ay içinde açılıyoruz. Bu ilk bir ay içinde de açıldığımız anda da ilk başta iOS destekleyeceğiz. Sonraki aylarda da Android ve Smart TV'lere geçeceğiz. Hani şeyi ben mesela şimdi tam olarak olmasa da size çok benzer hani benzer dediğim sizi de aynı müşteri kitlesine yani kapmak istediği insanla hitap eden uygulamalar mesela var. Hatta yani ben 3-4 tane istediği kısım paralı değilim, indirim, denedim vesaire. Enteresan şeyler var da şimdi ben şey al mesela video var. Mesela video diyorsunuz şey gösterecek orada yoga vesaire. Her biri için bir video veya birden çok kategori için video olacak. Ben mesela o gün evde çalışmaya başlamak için başlamak istiyorum. Paramı vesaire ödedim. O videoyu atıyorum sizin online şey application uygulamayı. Orada o video çıkıyor ve ben o videoyu izleyerek aynı şekilde antik tık tık. Ve tabii ki öyle ve diğer o. Evet. Ve diğer application'a farkımız şu. Şimdi diğer application'larda hem paket olarak bunların birleştiği şekilde bir hal yok. Hepsinde bir özelliği var ve mesela toplamda 7 video oluyor. İndirdik application'a. Kesinlikle program şeklinde değil. Mesela yarım saatlik belli bir çekilmiş video oluyor. Bizde şöyle. Mesela diyelim ki hacim kazanmak istiyorsunuz. Yani normalde size şimdi 5 günlük programı çıkardım ben. Size hacim gerekiyor. Daha fazla kaslanmak istiyorsunuz. Bu program 1 saatlik bir program. Yapacağınız program. 1 saatlik yorucu bir program. Diğer günlerde farklı şeyler yapılıyor. Ama 2 haftada bir program yenileniyor. Yani 2 haftada bir yeni video geliyor ki kaslar şaşırsın. Ki şaşırdığı zaman daha çok büyüyor. Şimdi yani şöyle bir esasında yaptığınız şey mantıklı bir şey de şöyle sıkıntılı taraf var. Şimdi ben mesela yani müşteri olarak, hedef kitleniz olarak diyeyim. Şimdi evde spor yapan, daha önce spora başlamamış insanlar için diyorsunuz. Bu adam hani şişeyim mi, o kas mı yedim, bu kas mı yedim bilmiyor. Bunun için mesela o şeyde bir çeşit işte dergiler var. Onları mesela almaya başlıyor. Onların da kendi portalları var. Pek çok yazıları var, pek çok içinde onların da videolar vesaire var, tavsiyeler var. Hani kimi spor salonunda ne yapabilirsin, evde ne yapabilirsin vesaire şeklinde. Oradan görebilir, araştırıyor yine aynı şekilde. Uygulamalar var. Mesela mesela uygulamaların çoğunda şey olan var mesela çeşitli hareketler, çeşitli şey kas gruplarına göre, internet siteye göre hareketler var. Onları kendi aralarından siz de seçebiliyorsunuz. Onların da kendi portallar var, şunu onlar da tavsiye ediyorlar. Yani burada hem çok fazla şey var ve hedeflenen kişi zaten o kafayı o noktaya geldi. Zaten araştırmak pek çok yerden bilgi alabiliyor. Hani bu fiyat... Dediğinizi çok iyi anlıyorum ama gerçekten hani spor yapan bir adam olarak söylüyorum. Yani bu adam da mesela okuyordu spora başlamadan önce. Hani herkes okuyor sporla ilgili bir şey. Çok. Orada dediğiniz yerlerde de gerçekten evet. Mesela mensel tutuyorsunuz elinize. 20 işte koymuş oraya mesela okuyacak buna. Nasıl volleyball oldu? 20 tane şınav çekti. Üzerine 20 tane işte dumbbell press yaptı. Ve bu hale geldi gibi şekilde yazıyor. Ama bu öyle olmuyor. Bunu yani programımız biraz daha personal coaching dediğimiz o an videoyu bir saat boyunca izleyerek onunla beraber yapmak üzerine. Yani o tavsiyeleri uygulamadan ki uygulasanız bile size bu kadar odaklanmayacaktır. Ama orada bir saat videoyu izlerken onunla beraber yaparken o tempoda her şeyi zaten doğru olarak yapıyorsunuz ve size biri göstermiş oluyor, sizinle biri ilgilenmiş oluyor. Yani videolar da o şekilde. O zaman bu durumda sizin mesela aşağı yukarı her bir kategori için 15 belki 20 tane çeşitli videoya ihtiyacı var. Yani insanlar her hafta aynı şeyi sıkılıyor. Yani her 2 haftada bir o bölüme ait yeni video geliyor. O da şöyle oluyor. Siz bana üye oldunuz sisteme gidip. Ben size soruyorum. Boyunuz nedir? Kilonuz nedir? Kaç gün yapabilirsiniz? Ve hedef nedir? Daha fazla hacimlenmek mi? Yayıp daha fitleşmek mi? Daha esnek bir vücut mu? Ben bunu size sorduktan sonra otomatik olarak size 5 günlük hangi videoların hangi gün yapılacağına dair ve beslenme tiyolarıyla beraber nasıl besleneceğinize dair bu programla beraber hem programınızı çıkarıyorum hem de beslenmenizi çıkarıyorum günlerine kadar. Siz de bu günlerde siteye girip videolar aracılığıyla programa devam edebiliyorsunuz. Ve 2 haftada bir yenilenmesinin sebebi de normalde yine gelişirsiniz ama yenilenmesi sebebi kasları şaşırtmak.
Yani daha fazla büyüme sağlayacak ve sıkılmayacaksınız. Yeni video geliyor şimdi. Sizin yaptığınız... şeyiniz var mı mesela? Kaç, şu kadar üyeye ulaşırsak breaking nedir? Ben yani planımızı söyleyeyim, düşündüğümüzü söyleyeyim. Henüz açılmadık ama bizim ilk 2 yılda hedeflediğimiz üye sayısı 10 bin. 3. yılda ise global, yani şu an Türkçe bir proje bu. Sadece Türkiye'ye özel. 2 senede 10 bin olmayacak. Olmaya da bilir, olabilir. Ben o kadar eminim. Yani şey olarak, hani bu iş olarak yani genel olarak yakalamak zor bir şey. Yani şöyle bakalım. P90X dediğimiz program, Amerika'da sadece video programı, işe yaradan insanlar gördü. Şu an değeri 1 milyar dolara yakın. Amerika apayrı bir dünya. Tamam. Ama global olarak konuşan Türkiye'deki insanlar da yapıyor. Bakın Türkiye'de P90X Türkiye diye siteler açıldı. Hayır, şey açısından demiyorum. Hani o zaman hani 2 ayda 10 bin, 2 senede 10 bin ciddi bir rakam. Hani belki premium model, belki premium model yani düşünebilirsiniz. Hani ilk başta insanlar gelir dener. Bazı bedava hani daha basic videolar olur. Daha fazla video almak istiyorsan video başına. Şöyle şey bir reklam sunumuz var burada birer. Aylık olarak bu videoları yapıp aylık olarak en iyi değişimi gösteren kişiye belli bir ödül veriyoruz. Yapar ödülü ya o değerdeki bir ödül. Şimdi P90X'in de büyümesine baktığımda tamamen viral büyüdü. Nasıl büyüdü? Onların da sosyal özelliği şuydu. Böyle özellikleri yoktu ama forum vardı. Ve insanlar 3 aylık gelişimim diye topu kaçırdı. 3 aylık gelişmelerini fotoğraflar halinde buraya koyuyordu. Ve birbirlerini desteklemeye başladılar. Ve bu değişimleri bu sefer YouTube'a koymaya başladılar. İnsanlardan tepkileri alınacak. YouTube'a koymalarıyla beraber değişimi gören herkes bu sefer onu yapmaya başladı. Bizde de öyle olacak. Ve 10 bin üyenin gerçekten ben öyle çok zor bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Fiyat yüzünden... Fiyat düşebilir. Temsil gibi. Hayır, temsil değilse onları siz zaten açınca kendiniz görüp bakarsınız. Son bir şey diyeceğim. Eğer müzik kullanacaksanız hani telif olayına dikkat edin. Tabii. Ben şey soracağım, şu an ekipte kaç kişi var acaba? Yani şu an 2 kişiyiz. Şöyle anlatayım, yazılımlarımızı outsource ediyoruz. Ama sistem adminimiz var. Canlı. Yani sunucuyla ilgili problemlerimiz olmuyor. Yazılımcı için de yeni biri katılacak aramıza yakında. Şu an ikiniz de full time içeride misiniz? Şu an full time içerideyiz. Yani bizim şu an okul okuyoruz ama bir taraftan hani tamamen bu işe odaklıyız. Yani yeni günümüz bu şekilde geçiyor. Yani kullanıcı sayısında bir hedef belirlediniz mi kendinize? Efendim? Kullanıcı sayısında bir hedef belirlediniz mi? Ya, daha demin söylediğim gibi, ben ilk 2 sene içinde bizim beklediğimiz sayı 10 bin ki gerçekten ben bunu yapılabileceğini düşünüyorum. 3. yıldan sonra da dünyaya tamamen açıldıktan sonra, çünkü dediğim gibi paket haline getirebilmiş bir şey yok. Sisteme İngilizce mi şu an Türkçe mi? Şu an Türkçe, sadece Türkiye'de olacak. Yurt dışında buna benzer birkaç tane daha application var. Application var ama dediğim gibi, yani şöyle anlatayım, her bir özellikten birinde bir tane var gibi anlatayım. Yani bir paket yok ama o tek özellikten mesela ad vereyim. Fitstar adlı bir uygulama var. App Store'a girdiği gibi ilk 7'ye girdi. Burada siz yani herhangi bir freemium bir üyelik düşünüyor musunuz peki? Şu an şundan dolayı düşünemiyoruz bu arada. Benim de işime gelir 2 yıl boyunca üyelerimi freemium bir modele sokabilmek benim de açıkçası işime gelir. Ama şu an onu kaldırabilecek bir sermayemiz yok. Yani premium modeli... O kadar fazla ben tutacağını düşünmüyorum. Yani premium üye çalıştırıcı sistemi koymak, 10 bin, 20 bin, hatta 50 bin üyeye premium yapıyor olmak size çok büyük bir maliyet çıkarmaz. Premium zaten çıkarmaz. Yani firma bilmiyorum doğru mu anlıyorsunuz. Zaten videolarınız olacak. O premium girenler basic olan 3-5-10 tane video şey. Sizin hani 100 tane videonuz varsa 10 tanesini bu filmi kullanacak. Bak hoşuna gidiyor. Diğerleri kullanacak. Oradan bir model yaratma sizi sermaye olarak yani diyor. Zaten yapacaksınız. Şöyle bir şey düşünmüştük aslında. Bir haftalık deneme veya aylık deneme olabilir. Yani trial verebiliriz gibi düşündük mesela. Bir, ilk gelipte bir haftalık. Peki spor salonları görüştünüz mü? Görüştük evet. Hocalarımız nasıl Ankara'da. Yani spor salonlarıyla ana... Belki bunlara üyeler çünkü ekstradan buraya bireysel olarak para vermekten spor salonları toplu üyelik daha üzerine gidersiniz. Belki daha iyi bir gelir modeli yaratabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, spor salonlarının henüz kısmına henüz çıkamadık. Çünkü onların şu an bu konuda daha iyi bir veri tabanı var. Hani yani o şey açılmadan önce oraya yayılmak istemedik açıkçası. Dilerseniz burada bitirebilirim. Başka eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
diğer katılımcılardan, diğer projeler arkadaşlarından biraz daha gencim. Biraz daha ilk kez bu ortamda görüyorum. Üniversiteye başladı bir yıl oldu. Bilgisayar mühendisliği okuyorum bu bizim Bilkent Üniversitesi'nde. Küçüklüğümden beri programcılıkla uğraşıyorum ben de. Lisede machine learning uygulamaları yazdım işte borsa tahminleri için, alt yarış tahminleri için, işte futbol tahminleri için. Şöyle bir şeyimiz var. Bir Soccer Forecast de benim aslında geçen yıla kadar skor tahminleri için yaptığım bir yazılımdı, bilgisayar mühendisliği programıydı. Onu iddiada oynamak için aslında, yani insanlara oran satmak için, bahis satmak için yaptığım bir şeydi. Ama daha sonra bu yıla kadar, bu yılın Bilkent Üniversitesi'ne geldikten sonra şunu fark ettim. Bahislerimi güzel yapsam da, bilgisayar ortamından birçok mantıklı bahis, mantıklı şeyler oranlar seçsem de bunlara insanlara reklam yaparak insanları tanıtmak çok zor. Kendim için bir internet sitesi tasarladım. Orada her bir maçın için hangi takımın kazanma olasılıklarını yayınladım. Takım arkadaşım iki hafta önce kadar yalnız çalışıyordu. İki hafta önce hazırdan tanıdım. Şu an IEEE'de web hastalık yapan Erdem Bey'i aldım takıma. Soccer Forecast şu an peki ne? Aslında her insanın aslında Twitter'da, Facebook'tan birçok skor tahmincisinin, bahis işinin, futbol yorumcuların hesapları var. Bu insanlar kendi işte bu takıma oynayın. Ya da işte Arsenal'in bu maçta kazanma olasılığı yüksek ya da şunu oynayın cinsinden yardımlarda bulunuyorlar bedava olarak. Ya da bazıları başarılı olunca paralı şekilde bunları satıyorlar. Ama bunların hiçbir güvenilirliği yok. Mesela iki çeşit hedeflenen bir müşterim var. Birincisi bu tahminlerini paylaşmak isteyen tecrübeli insanlar. Bunlar genelde aslında benim bu site olmadan şu anda Twitter, Facebook gibi sosyal ağlar kullanıyorlar. Buradan da hedeflenen insanlar da yani bahis oynamadan önce çeşitli yardım almasına ihtiyacı olan insanlar da bu insanların Facebook, Twitter hesaplarına bakarak kendileri bilgilerini ekleyerek çeşitli bahis oyunlarına giriyorlar. Ama şöyle bir sorun var. Twitter, Facebook ortamlarında paylaşılan skorların ya da önceki başarıların hiçbir geçerliliği yok. Yani bir gün böyle bir maç oynadım diyorlar. Ertesi gün siliyorlar. Ondan sonra tutmayan kuponlarını kaldırıyorlar. Hiçbir istatistiksel bir şey tutulamıyor bu konu hakkında. Aslında kendim için geliştirdiğim, kendim için geliştirdiğim platformda ben kendimin istatistiğini istiyorum o zaman sadece. İşte her gün ne kadar kar ettiğim, işte hangi ligde ne kadar kar ettim, hangi ligde hangi maça ne kadar oynadım, bunların hepsinin istatistiğini tutuyordum. Ama işte bunun insanlara reklamını yapmak daha kötü çünkü insanlar benim kaybettiğim maçları da görüyorlardı, kazandığım maçları da görüyorlardı. Bana güvenmek yerine işte Facebook'tan, Twitter'dan sürekli kazandığı maçları koyan, kaybettiği maçları isteyen insanlara güvenmeyi tercih ediyorlardı. Mesela burada her biri ortalama 5000 takipçisi olan Twitter hesapları bunlar. Hepsi skor tahminlerini paylaşıyorlar. Ve mesela burada bir eksi sözlükten bir enter aldım, biraz gözükmüyor ama orada şey diyor işte ben onlara güvenerek oynadım diyorlar. İşte ama siliyor, işte yapmıyor, güvenmiyor ya da para vermeyin, o insana özel premium üyelik satıyorlar onlar. Onlara güvenmeyin, sizden yorumlar olabiliyor. Benim buradaki amacım, mesela bu yine o Facebook hesaplarından biri, yaklaşık bu Türkiye'de olan en çok 300 bin takipçisi var, sadece iddia paylaşımcısı. Yani buna yine 41 bin takipçisi olan bir Twitter hesabı. İşte burada bir VIP grubuna tutturduğu bileti paylaşmış. Şimdi ben öyle bir ortam hazırlamak istiyorum ki her bu tahmincinin rankingleri sıralaması olsun. Başarıları insanlar görsün, seçmesi kolaylaşsın. Başarısızlar elensin. Ya da daha rekabet ortamı olsun. Ya da diğer insanlar da bu tahmin işine girebilsin ve kendi başarılarını ölçebilsin. Mesela ben de bir tahminci olsaydım acaba ne kadar kâr edebilirdim? Bunları ölçebilmelerini istiyorum. Böyle İşte bu şekilde grafiksel böyle bir sade bir arayüz üzerinden insanlar hani oynayacağı maçı seçerek mesela atıyorum
işte Newcastle Cardiff'te de beraberliğe oynayacaktım diyerek bir istatistiksel verilerini oluşturup bunların aralarında sıralanmasını paylaştırmak istiyorum. Mesela örnek bir gösterebilirsem. Bu benim kendi Soccer Forecast, normalde bu sayfa benim bu hafta sonu mesela oynanan o maçlar, otomatik bilgisayar tahminlerine göre oynanan maçlar. İşte kazandıkları yeşil, kaybettikleri kırmızı. Kullanıcı bunların hepsini görebiliyor. Oynadığın tüm maçları, ne kadar para oynadı. Aslında bunlar oynama değil, bilgisayarın otomatik hesaplamalarına göre sanal olarak ne kadar oynandığı, ne kadar kâr ettiği gösteriyor. Benim kârımı da inceleyebiliyor. Mesela örneğin işte hangi haftada ne kadar kâr ettim ya da işte hangi gün ne kadar kâr ettim, bunların hepsini inceleyebiliyor. Bunu tüm kullanıcılar için yapabilseydi güvenmek daha kolay olacaktı. Yani bir o Facebook hesabı olan 200 bin kişilik Facebook hesabı olan insan ya da Fanatik gazetesi işte bizim Soccer Forecast'ta böyle bir kârımız var dediği zaman, sizin oradan onun hesabını açtığınızda böyle oynadığı tüm maçları görebildiğiniz zaman daha güvenilir bir ortam oluşacaktı ve insanlar kendi ileride reklam yapmaları kolaylaşacaktı. Peki ben bununla nasıl kâr etmeyi planlıyorum? Tabii. Hemen buraya geçiyorum. İnsanlar kendi tahminlerini yaptıkları zaman eğer başarılıysa bunu parayı da satacak ve biz de o paradan komisyon alacağız. Yani örneğin gelecekte otomatik girdiği bir maç var. O maçı görebilmek isteyen dinleyici o insana para verecek. Tabii bunu bedava da yapabilir, parayla da yapabilir. Bunu biz geçerken oradan belli bir miktarını alacağız. Tabii bir de reklam ile olabilecek bir kar var. O da işte birçok iddias oranı açan firmalar var. Bunlar Pinewood gibi büyük firmalar. Bunların da mecburen oranlarını gösterdiğimiz için kendilerini de göstermemiz gerekecek ve buradan da bir reklam geliri alınabilir. İhtiyacım olan çok genç bir insanım ben. Birinci yılım Bilkent'te. O yüzden mentorluğa ihtiyacım var, danışmanlığa ihtiyacım var. Ve daha fazla çalışana ihtiyacım var. Ben tasarım konusunda kendi programcıyım. Yani daha çok tasarım yapmak pek beceremiyorum. Onu da görmüşsünüzdür yine şeyden, sizin kendi görüşümden. O da benim için yararlı olabilir. Sunum bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani kendi hesabım da olabilir. Yani tıpkı Soccer Forecast'in eski hesabı gibi biz kendimizin de hissesini tutabiliriz. Diğer insanlar da hesap açarak kendi tahminlerini paylaşacaklar ve bizim de içinde bulunduğumuz bir rentif olacak user'lar üzerinden. Böylece insanlar da, ya da kurumlar, fanatik ya da gazete kurumları kendilerini belli bir sıralamanın içerisinde görebilecekler. Bir şey soracağım. Bu daha sonrasında tahminler tutulan üyelere takip edebilmek için ödenen bedelleri siz hangi ödeme metodları almayı düşünüyorsunuz? Çünkü belki bu yani mevzuatta okudunuz mu onu soruyorum da esasında. Hani bu ödeme alabilmek bu siteye belki mevzuat açısından sıkıntı oluşturabilir bahis olduğu için. Bu bahis kendileri bu otomatik, yani bu tamamen sanal ortamda olduğu için aslında... Yok biliyorum. Daha sonraki gelir modelinde. Daha sonraki gelir modelinde. Bahis sitesi değil. Yok hayır. Bir sonraki gelir modelinde siz para kazanmak için tahminlerini paylaşabilir, üyeleri takip etmek için bazı kişilerin bedel ödeyeceğini söylediniz ya. Tabi bu gelir modelini seçecek onu soruyorum. Oradan ödeme metodu olarak neyi kullanacaksınız? PayPal'ın benzeri bir şey mi yoksa? O bunun üzerinde tamam anladım. Tam. Çünkü şu an hala geliştirme aşamasında. Çünkü tek başıma geliştiriyorum. Daha yeni iki hafta önce arkadaşımla konuştum. O da webmaster olduğu için. Ben öğleden sonraları ders almıyorum sırf bu iş için. Yani GPA'mine iyi durumda ama. İşte sırf bir yıldır tamamen bu iş üzerinde uğraşıyorum. Kullanıcıların patron analizini yapıyor musunuz peki? Yani tutturduğu bayağı şu vesaire. Diğer burada anlatanlar gibi çok düzenli bir sistemim olmadığı için kendim otomatik 10 farklı bilgisayar programı, hani algoritması yazdım ama 10 farklı algoritma arasından oluşturuyorum. Yani kendi kullanıcılarımı şu an kendi oluşturuyorum. Hangi program dili üzerinden yazdınız? Masaüstü programı C#, diğer şeyleri topluyor, oranları topluyor.
Kendisi PHP'li, JavaScript, Ajax, hepsi, SQL hepsini kullanıyor. İşte birçok alanda olduğu için ben tek başıma yine zorlansam da Ozan abimizin yaptığı gibi ben de hepsini tek başıma... Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Buraya mesela bir yatırım aldınız veya bunu projeyi geliştirdiniz. Siz halen birinci sınıf öğrencisiniz. O kendi açınızdan kariyer planlamanızı nasıl yaptınız? Ben yatırım almayı para açısından düşünmedim. Açıkçası ben buradan eğer herhangi bir başarı kazanırsam üniversitedeki arkadaşları ikna etmek açısından bir sınav düzenlemek, üniversitede burada çalışmak isteyenler olur mu diye. Ya da bir ortam elde edebilirsem o ortamda çalışmak açısından buraya başvurdum. Öyle planlarım var şu an, henüz daha genç olduğum için. Orçun, ben sana anlamadım. Benim hem yakın arkadaşım, bir lisanslı bir melek dostum var. Daha önce böyle silah kurup satmış, beygir noktası falan diye. Seninle tanıştırabilirim. Teşekkür ederim. Ben at yarışı tahminleri üzerinde de uğraştım. Sonuçta süre olduğu için daha klasik. Yani spor tahminleri daha zor şeyler. Hani 3-2. At yarışı hani en azından süre daha kolay olur. Cinsinden anlaşmam. Bir at çok kısa yaşadığı için. İnsan anlaşmam. Ben bir iş adamı yaklaşım. Aa, yaşadım. Şey, sanırım burada bir kendine sana şey bulabilirsin. Kendine hani co-founder, ekip. Öyle istiyorum. Buraya da hani en azından bir reklam yapmış olurum. Bilkent'te de bir IEEE'nin altında bir sınav düzenlerse ekip arkadaşları bulmak açısından en azından designer. Onun için burada bir reklamı bulmak istiyorum. Ya sanırım burada sınav değil de kafadan şey olan. GP'yi görüyorum. Yok, şimdi yani, en büyük başarımız mesela ekip alacağı kişi, yani bizimle çalışan kişi, yani kafamızın uyması, evet. Benzer şey olmasa, adam çok böyle bir süper işi bilir de, evet. Hiç olur, ondan sonra yok, doğru bir diyorsun. Biraz daha şey, i̇şte, oturup konuşmak daha önemli, ondan sonra şey, ne kadar bu işi yapabileceğini daha sonra bakmaya şey diyor, tatlı. Evet. Benim yani burada gösterebileceğim GPA'yı demem nedeni, 5 tane şirkette çalışan insanlar gördüm. Yani öncesinde benim söyleyebileceğim tek şey şu an GPA olduğu için ondan bahsediyorum. Yok öyle GPA'de şey yok yani. Alacak kişi, yani işini yapan birisi olsun. Tabii. Benim bir sevgili olacak ama. Kafamızda anlaşması gerekiyor. Yani beraber olacaksın. Evet. Tutarsın. Başka şeyleri de olacaksın. Evet. Umarım Erdem de öyle olur. Başka sorusu olan. Harikasın. Lan demeyelim. Tamam. Nedir? Takımdan bahsettik. Bir de üçüncümüz var. Şu an aramızda olmayan. Bir paket nedir? Belirli bölgedeki müşteri tarafından online verilen sipariş listesinin aynı bölgede yer alan süpermarketten bir saat içerisinde adrese ulaştırılmasıdır. Basitçe bir cümleden bitirsek. Peki iş fikri olarak bir pakette neden bahsedebiliriz? Mevcut market operasyonunun minimum maliyetle, yani ekstra depo maliyeti olmadan düşük sistem maliyeti kullanarak ve mağaza içi operasyonu minimize ederek çok hızlı bir şekilde internete entegrasyonu sağlamaktır. İşlik olarak özetlediğimizde. Peki
Hani paketi genel olarak değerlendirdiğimizde herkesin işte girişimcilik dediğinde ya da %99'umuzun ilk aklına gelen fikir olan online süpermarketin daha simple bir şekilde basite indirgenerek ve mevcut operasyonu minimize ederek bir modellemesi diyebiliriz. Peki biz bugüne kadar bir paket olarak ne yaptık? Dediğim gibi bir kafe latte'ye bir tasarım yaptık, bir MVP oluşturduk. Bundan öncesinde bir customer development prosesi güzelce tamamladığımızı düşünüyoruz. Ve Bilkent bölgesinde lokal olarak bir beta süreci tamamladık. 50 online sipariş ulaştırdık 23'teki müşteriye. Ve belli bir servis ücreti şarj ettik bunlara. 3 ürüne kadar, yani market listesindeki 3 ürüne kadar 5 lira ve sınırsız ürün sayısında da 14 lira bir servis ücreti aldık. Geri dönüşlerde de, feedbacklerde şöyle yorumlar aldık. İşte bizim için kolaydı, hızlıca sipariş verdim. Ama işte çok para verdim, 14 lira çok para. İşte köpek mamasını tanıttınız, güzel bir şey. Ve istediğim saatte sipariş elimde oldu gibi seçenek, yani feedbacklerle bu da bizi motive etti diyebiliriz. Peki beta sürecinde yaşadığımız tecrübede şunu edindik. Yazar kasa POS olmadan önce gayet güzel POS cihazlarla biz bunu ve nakit ödemeli kapıda sürdürüyorduk. Sonrasında da yazar kasa POS'a geçtiğimizde bir sermaye ihtiyacı hissettik. Ve orada ve 50 sipariş ulaştığımızda da bir duralım ve modelimizi tekrar inceleyelim dedik. Bizim modelimize baktığımızda en güçlü yanımız lokal bölgede çalışıyor olmamız. Yani bir semt içerisinde sınırları çiziyor olmamız ve bir saat içerisinde siparişi teslim ediyor olmamız güçlü bir tarafı diyebiliriz modelin. Aynı zamanda market alışverişinin hızlı ve zamanlı teslimatı ve zaman efor tasarrufu tercih eden müşteriler de bundan değer oluşturduğunu ve bu değeri kazandığını düşünebiliriz. Hedef kitle olarak orta üst gelir düzeyinde internet penetrasyonu yüksek ve zaman efor harcamak istemeyen kişileri bizim hedef kitlemize koyabiliriz. Ankara'da da bu semtleri biz Yaşamkent, Çayyolu ve Bilkent olarak spesifikçe belirtebiliriz. Peki modelin çalışması, yani partnerliği ne üzerine kurulu? Bizim beta süreci tamamladıktan sonra edindiğimiz deneyim bölgedeki marketlerle bir partnership kurup bu işin daha ölçeklendirilebilir olması adına belli kostları üstlenmememiz gerektiğiydi. Nedir? Araç kostu, benzin kostu, çalışanın maliyeti ve bunun için de uygulanabilir bölge süpermarketleri seçtik ve bunlarla görüşmeye başladık. Ve onlara da rakiplerinden farklılaşmayı, inovatif olmayı sunduk. Kendi mağazalarının mevcut perakende satışlarının internete entegrasyonunu sağlamayı, belli pilot çalışmayla bunu denemelerini ve o bölgede anlaşma sınırlarında sadece onlarla çalışacağımız şartını verdik. Yani onlara bunu sunduk. Peki bunu yaparken market tarafından bir araç temini ve çalışan temini ve siparişin market içerisine gelen siparişin onlar tarafından hazırlanmasını onlara verdik. Ve biz de bu yönetimi, yani zaman ve operasyon yönetimini ve aynı zamanda yazılımın yönetimini üstlendik ve bunun dışında kendi reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi ve içeriğin güncellenmesini üstlendik. Gelir modeli olarak da 3 ve 0 diye özetleyebiliriz bunu. Gün içerisinde 22'ye kadar herhangi bir saatte gelmesini tercih ediyorsa müşteri ücretsiz, 1 saat içerisinde kapısında olmasını istiyorsa 5 TL ve herhangi bir saatte belirli spesifik bir saat seçerse de 3 TL bir ücret şarj ettik. Ve online verilen siparişten de marketin kârından %1 bir komisyon istedik. Ciro. Ve bizim maliyet kalemimize baktığımız zaman web sitemizin bir işte server giderleri ve güncelleme giderleri oldu. Ve bunun dışında reklam pazarlama faaliyetlerinin, yani araç giydirme, personel tişörtleri, mağaza içi ve lokal tanıtımlar gibi belli marketing maliyetlerimiz söz konusu. Bu simple bir şekilde, zaten basit bir fikri, bu kadar hızlı özetlemeye çalışıyoruz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Sorunuz varsa. Pazarlamayı siz ne yapıyorsunuz ki? Mesela şöyle bu beğendikle çalışıyorsun, adam diyor ben size şey vereceğim. Kendisi o pazarlama şeyini mi yapsın? Soracak olur mu onun diğerde siz? Kesinlikle şöyle çıkış noktamız şu, aslında beğendik kendi adıyla bu operasyonu üstlenmiyor. Sadece beğendik kendi ürünlerini satıyor. Beğendik kendi ürünlerini satıyor ama o siparişi taşıyan kişi bir paket tişörtünü giyiyor. Araba bir paket giydirmesiyle ulaşıyor müşteriye. Müşteri birpaket.com üzerinden sipariş veriyor. Sadece o bölgede beğendikten geldiğini biliyor bu ürünün. Yani o yüzden tüm marka bilinirliği bize ait aslında. Burada da amacımız beğendik müşteri kitlesinden
farklı diğer marketlerin müşteri kitlesine de ulaşabilmesi. Anladım. Hayır, yok, şimdi mesela beğendik gibi hani daha lokal ama daha bu online satış ve internet şeyine girmemiş olanlar için o mesela şeyine koysa internet sayfasına veya markete işte online istiyorsa vakit bizim şeyimizdir. Kesinlikle. Zaten oraya giden müşteri iyi. Yani mesela oradan yapıyorsa o yani demek istediğim onlara biraz şey yükleyebilirsiniz. Tekrar çok şey olursa adamların daha... Onlar da zaten bir sosyal falan var. Lojistik şirketi gibi çalışıyor. Aslında daha çok onlara bu aşamada yani onların internet ayağını oluşturacak bir yazılım şirketi diyebiliriz ya da çözüm ortağı da diyebiliriz. Çünkü Peki normalde zaten yani köşe başı marketlere ne yapar? Oradan şunu yollamıyor. Bu sistemde aksiyon alıyor mu? Bu sistemde aksiyon alıyor. Market size ekstra ücret yazabiliyor. Yani her ürününüzü sipariş edemiyorsunuz bakkal diyebileceğiniz marketlerden. Daha az bir ücret işte var. Ve daha farklı yüksek fiyata getiriyorlar. Yani market fiyatına getirmiyor. Belli bir ücret şarj edebilir üzerine her ürün başına. Bunun dışında da daha büyük alışverişlerinizi yapmanız için bir seçim olabilir. Yani telefonla da... Market kısmında da değilsiniz değil mi? Yok hayır. Yani sadece market. Yani market içerisindeki her ürün olur. Market... Evet, yani konserjin Fransızca'dan işte gelen kapıcı anlamından olarak hani... Konserjin şey Fransızca. Her türlü paket neden olmuyor? Yani şey, crowd kaynaklı yani farklı istenen ürünler için farklı elemanların çözümü... Çözüm mesela taşımış. Çözüm ortağısınız ya bunun için. Evet. Teorik olarak yani biraz modifiye ederekten atıyorum bu kuru temizlemeye de bağlanabilir. Herhangi bir kapıya... Belli değil, lokasyon için oraya ulaştırmadım. Yani bir tek şey, biraz da test belki bahsedeyim. Ben benzer bir fikir İstanbul'da şimdi neyim bilirim. Orada esasında şeyleri koyayım. Belirli bir yerdeki bakkalları bağlayalım şeklinde. Çünkü convenience, hani herkes de numara mesela ben bakkalımı arıyorum. Ama numarası bir yerde duruyor. Ben onu her zaman aklımda yok. Ama internetten işte şuradan şu olsun bu olsun. Hani çabukluk anlamında, yani convenience anlamında öyle bir proje gibi. Neden dedim daha doğrusu. Onu da bakkalları da şey düşünebilirsiniz. Yani yakın olmuş bir harita sistemi vesaire. Ondan... Yani düşünce bizim çıkış noktamız aslında şu. Mevcut perakendecilerin, yani büyük perakendecilerin, işte Altun Bilek, Beğendik gibi, yani Ankara 70 şubesi olan, belli büyük civarı olan perakendecilerin internete entegrasyonda sıkıntı ve gecikme olacağını ve bu alanın farklı oyuncular tarafından tamamlanacağını. Bir düşünen gençler var İstanbul'da. Kesinlikle. Ve bu alanın farklı işte yatırımlar ve farklı oyuncular tarafından tamamlanacağı ve bu açığı yani onlara onların da kapatmak isteyeceği bu açığı bizim aracılığımızla değerlendirebilmesi, bizim onlara yarattığımız yer. Şöyle bir şeye düşünebilirsiniz. Burada bir fikir açıklamak açısından. Hani bu mesela sadece marketlere olan için ayrı bir şirket kurup belirli bir noktaya getirdikten sonra sizin çalıştığınız bu, ortak olduğunuz yerlere bu sistemi satmak gibi. Çünkü Migros'un mesela kendi salon marketi aynı şey. Oradan veriyorsun hani bir saatte bak o getirmiyor ama bu o sistemi kuracak veya zaman harcayacak olmayan daha kuracak gibi şey için kullan bir süre sonra ben size komple satayım bunu. 500 mi, 1 milyon, 5 milyon. Ondan sonra onu atıyorum kuru temizleme için ayrı bir şey yapıp kere tepkiler bir şey. Yani bu düşünmek bu ayı otantik. İlkinden estağfurullah, çıkışı da düşünmek. Çok yani çok büyütüp amacımız bu. Çünkü bir noktada adamlar eğer mesela çok severse yani ve herhangi bir benzer olan şey bir noktadan sonra diyecek ya güzelmiş biz aşağı yukarı nasıl olduğunu mantığını anladım. Acaba birisine yaptırabilir miyiz bunu? Onun yerine hani siz birisine bir noktadan sonra size bunu... Bizim bypass'ı dinlememiz yerine bizim kendi exit yapmamız kesinlikle çok daha mantıklı. Size satamayız, ihtiyacımız olan bir şey. Tek yapmamız gerekiyor. Biz rekabet hep dönersen bunu imzalamamız. Mantıklı. Her şey sattıktan sonra şirketi satsın başa olarak. O başa şey. Bazen iyi alıyorlar. Mantıklı. Evet. Alkışlıyoruz. Şimdi yarım saatlik bir networking aramız olacaktır. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz.